iddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 17 Eylül 2024 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünkü maçları özetleyerek başlayayım. Süper Lig'de 5. hafta Antalya Spor, Adana Demirspor maçıyla birlikte sona erdi. Antalya Spor maçı 2-1 kazanmayı başardı ve önemli bir 3 puan elde etti. Maçı son anda kazandı Antalya Spor. 8 dakikalık uzatmanın son bölümünde Samudio'nun golüyle Antalya Spor 2-1 kazandı. İkinci yarının başında Larsson'un çok şık golüyle uzaktan vurduğu şutla öne geçmişti Antalya Spor. Uzun sürede maçı 1-0 önde götürdü. 84'te Salih Kavrazlı oyuna sonradan girmişti. Frikikten attığı golle maça dengeyi getirdi. Ve dediğim gibi 98'de de Samudio galibiyet golünü attı. İki golün de asisti Mert Yılmaz'dan geldi Antalya Spor'da. O da özellikle tabii ilk golün asisti hani çok önemli değil ama ikinci goldeki ortası gerçekten çok iyiydi. Samudio da çok iyi bir kafa vuruşuyla Antalya Spor'a kritik puanları kazandırdı. Adana Demirspor ligde zor günler geçiriyor. Zaten haftaya da son sırada girmişti. Bir puanda kaldı Adana Demirspor. Galibiyeti olmayan şu ana kadar 5 takımdan birisi, sadece bir beraberliği var. O yüzden de zaten şu anda son sırada yer alıyor. Averaj olarak en kötü takım değil. En kötü takım orada Çaykur Rizespor, 5-0'lık aldığı mağlubiyetlerle birlikte, ama Adana Demirspor'da en kötü averaja sahip ikinci takım olarak dikkat çekiyor. Antalya Spor ise Alex de Souza yönetiminde 5. maçında 2. galibiyetini elde etti. Toplamda da puanını 7'ye yükseltti. Haftayı da 8. sırada tamamladı. Şimdi bugünle birlikte malum erteleme karşılaşmaları başlayacak. Galatasaray saat 20'de Gaziantep'i konuk edecek. Çarşamba günü Samsunspor Başakşehir maçı var. 20'de Perşembe, yine 20'de Trabzonspor Kayserispor maçıyla eksik maç kalmayacak Süper Lig'de. Dün 1. Lig'de Adana Spor 1, Keçiören Gücü 1 sonucu vardı. İspanya La Liga'da Rayo Vallecano Osasuna'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Onu söylemek lazım. Gerçi şeye bakmadım, Ali abi belki takip etmiştir ama James Rodriguez vardı değil mi Rayo Vallecano'da? Evet. Bu karşılaşmada süre almış. Oyuna sonradan girmiş. 87'de girmiş. Aslında milli takımda da bayağı iyiydi yine. Bu milli arada gol katkısı vermişti ama burada oyunun son bölümünde dahil olmuş. Skor 2-1 iken sonra 3-1'e gelmiş. İtalya Serie A'da Parma 2 Udinese 3 sonucu vardı. Parma ilk yarı 2-0 önde kapatmasına rağmen maçı 3-2 kaybetti. İkinci yarıda kalesine gördüğü gollerle, ki Toven Fransız oyuncu, Udinese forması giyiyor, ikinci ve üçüncü golü atıp geri dönüşü tamamlayan isim olmuş. Ben de dün rastgele öyle kadrolara bakarken Toven'i gördüm. Toven'in Udinese'de olduğundan hiç haberim yoktu. Aslında önemli bir isimdi. Fransa milli takımına kadar yükselmiş bir oyuncuydu ama kariyeri de sonra bayağı bir geriye gitmiş. Diğer maçta İtalya Serie A'da Lazio 2 Hellas Verona 1, goller ilk 20 dakikada gelmiş. Lazio'da Dia ve Castellanos'un golleri var. Verona'da ise Tangshet'in golü puan için
yeterli olmamış. Portekiz'de de Estrella 2, Boavista 2 sonucu vardı. Bu arada Asya'da da Şampiyonlar Ligi maçları vardı dün. Al Nassr, Ronaldo'nun takımı Irak'taydı. Al Shorta deplasmanında 1-1 eşitlikle sona ermiş karşılaşma. Ronaldo'nun virüs sebebiyle seyahat etmediği açıklanmıştı. Ama onun haricinde Manesi, Otavio'su, Talişka'sı, Brozovic'i, Simakan, kaleci Bento iyi isimler forma şansı bulmuşlar bu karşılaşmada ama galibiyet için yeterli olmamış. Ronaldo'nun da virüs hikayesi pek inandırıcı bulunmamış okuduğum kadarıyla. Hani gitmemek için bir bahane olduğu iddia edilmiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Yani seni de sabah sabah şey yapmak da istemedim. Kimseyi ama şimdi sabah sabah uyandırmayalım. Bunu bu arada takip ettim. Yabancı bir gazeteci yazdı. Oradan biliyorum. Yoksa hani Ronaldo'yu çok da yakından takip etmiyorum. O benzer hani 24 saatlik bir virüs bu. Hemen hani maçın öncesinde geliyor, sonrasında hemen geçiyor gibi bir ifade akıllı virüs kullanmış. Evet. Akıllı virüs olabilir. Oradan okudum, o yüzden paylaştım. Esas Udinese'de sen Torreven'den bahsettin. Bir de Lorenzo Lucca var. İyi bir oyuncu bu kendisi. Abdullah Avcı'nın santraforu 2-0-1 oyunda. İtalyan. 24-25 yaşında. Geçen sene baktım ligde 8 gol atmış. Dün de bir tane gol attı. Hiç gündeme gelmedi. Kendisinin adı. Şeye yani, de baktım görmedim. Şimdi merak ettim. Fiyatı da 7-8 milyon euro civarında gözüküyor. Olabilirmiş aslında. Hani şeyden daha uygun. Onu açıdan. Aynen, onu açıdan daha uygun. Onu kaçırmışlar. Ertuğrul Doğan 6 milyon artı bonuslarla bir teklif yapıp yok canım kafasını çelebilirdi. Şeye o kadar verdiler. Onu açıyor. 6 artı 2 verdiler. Tamam, buna da versinler. Buna 8 Hayır. diye gözüküyor da sen 8'e bırakacaklarını mı zannediyorsun? Tamam, 8. Ona 11'e bıraksalar da Ertuğrul Doğan 4'ten 5'ten başlar. Ha tamam. Pazarla. Doğru, onu açıyor. Pazarlar daha düşükten başlayabilirdi. Evet. Onu da, konuda haklısın. Bu arada Ertuğrul Doğan'ın dün de açıklamaları vardı. Dikkatimi çeken kısımlardan birisi devre arasında Şenol Hoca'nın transferdeki bütün isteklerini yapacağız demesiydi. O biraz garip geldi. Yani yaz dönemi zaten Abdullah Avcı'nın bütün istekleri yapıldı. Şimdi hoca değişikliğiyle birlikte tekrar bir transfer çılgınlığı gözüküyor. Bu tabii eleştirilecek kısımlardan birisi bence. Diğer kısım Bankalar Birliği Anlaşması'ndan da bu ay içerisinde çıkmayı planladıklarını söylemesi. Bunu başarırsa Trabzonspor şu anda diğer kulüplere de öncü olmuş olacak. Beşiktaş dün sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. MHK'ye açık mektup dedi ve çok uzun bir açıklama. Hafta sonu Trabzonspor karşısında oynanan maç la alakalı ve ligin başından beri aslında kart standartsızlığı ile ilgili çekincelerini dile getiriyor Beşiktaş kulübü. Açıklamayı program içerisinde okuruz. Trabzonspor'un zaten hakemle ilgili yorumu çok sertti. Hakem konusu ligin başında tabii ki hemen yoğun bir gündem oluşturmuş durumda. Onun haricinde bugün Şampiyonlar Ligi başlıyor. İddia bölümünde Şampiyonlar Ligi maçlarına da bakacağız. Galatasaray-Gaziantep maçıyla birlikte. Galatasaray'daki bu sponsorluk mevzusu ilgi çekici bir konu. Dün konuşamadık maçları konuşmaktan ama bugün ondan da bahsederiz. Galatasaray cephesinden dün de yine bir açıklama geldi Niyazi Erkencioğlu tarafından. O konuda notlarım arasında. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Yedi 15 saatlerimiz programa dünkü maçlarla başlayalım. Antalya Spor, Adana Demirspor haftanın son karşılaşmasıydı. İki takım da tabii ki 3 puan için sahaya çıktı ama daha çok ihtiyacı gözüken taraf Adana Demirspor'du ligde. Son sıraya demir atmış durumda Adana Demirspor. Bundan önceki dönemlerde böyle acaba şampiyon olur mu dedirten, öyle bir kadrosu, öyle bir oyunu olan, bir takım olan Adana Demirspor günler geçtikçe, aylar geçtikçe kadro olarak iyice erozyona uğradı ve bu noktaya kadar geldi. Şu anda normalde kadroda pek düşünülmeyen, son dönemde kadroda olup bu isimler forma şansı buluyorlar. Ali Yavuzkol mesela dün sol önde başlayan isimdi. Salih Kavrazlı uzun yıllardır aslında takımda, kiralıkta gönderilmişti geçen sezon. Dün oyuna o girdi. Yedek kulübesi
Görece tabii çok zayıf Adana Demirspor'un ilk 11'i, dediğim gibi geçen sezonlarla kıyaslandığında çok kötü bir durumda. Fakat hani buna rağmen kadro kalitesi eskiye kıyasla çok daha azalmasına rağmen bence Antalyaspor karşısında iyi direnen bir takım vardı. Ben Galatasaray'la olan maçı takip etmemiştim. Orada Galatasaray'la arada çok büyük fark oldu. Özellikle ilk bölümde söylendi. Gerçi ikinci yarı biraz işler herhalde değişmiş skorunda verdiği rahatlıkla, ama bu karşılaşmada Adana Demirspor bir puanla ayrılabilirdi. Hatta 3 puanla da ayrılabilirdi. Pozisyonları var. İptal edilen ilk yarıda golleri var. 2 golü offside gerekçesiyle iptal edildi. Ufak farklarla. İkinci yarı başında o kısmı ben kaçırdım ama direkten de dönen bir top olmuş. Devamında Antalya Spor Larsson'la golü buluyor. Tam orada yetiştim ben de ikinci yarıya ve öne geçiyor Antalya Spor. Buna rağmen Adana Demirspor maçı bırakmıyor. Sonrasında da pozisyonları var. Yusuf Barası ile girdiği, ki o da takımın şu anda bir numaralı santrforu gözüküyor. Çok hani santrfor karakterli bir oyuncu da değil. Forvet diyebileceğimiz bir isim Yusuf. Onunla golü kaçırıyor ve frikikten de Salih'in çok güzel golüyle, ki İlk goller sonun golü, o da çok güzeldi. Uzaktan müthiş sert bir şutla golü attı. Salih'in golü de kesinlikle izlemeye değerdi. Aslında Yusuf Sarı'yla birlikte topun başına geldiler. Yusuf çok daha tecrübeli bir oyuncu. Ben onun vuracağını bekledim ama Salih de belli ki bayağı çalışıyormuş fikirlere. Ve çok güzel bir golle maça dengeyi getirdi. Maç bu şekilde sona erecek gibi gözükürken son bölümde Antalya Spor Samudio'yla kafa golü buldu, ki o da tam direğin dibine gönderdi kafa vuruşunu. Çok iyi bir orta geldi Mert'ten. Antalya Spor o golle 3 puana ulaştı. Antalya Spor'un aslında hani iki takım arasındaki dengeyi gözetirsek, Adana Demirspor'un içinde bulunduğu durumu, gerçi Antalya'da çok iyi durumda değil ama Adana Demirspor'a kıyasla daha iyi bir kadrosu olduğunu söylemek mümkün. Adana Demirspor gibi bir hani kadroda erozyon olduğunu söylemek mümkün değil. Daha rahat kazanması gerekirdi. Adana Demirspor o anlamda bence elinden geleni yaptı. Yani oyuncuların bu şartlarda motive olması da kolay bir şey değil. Onları da takdir etmek lazım. Mesela Maestro, Adana Demirspor'un gerçekten maestrosu, hani adıyla hitap edebiliriz o şekilde kendisine. Dün yine bence çok iyi bir karşılaşma çıkardı. Büyük takım maçlarında da dikkat çeken performansı vardı. Bence göz kırpıyor. Hani bu takım çünkü bu ekonomik sıkıntıyla devam ederse daha çok oyuncusunun sözleşmesi feshedilir. Oyuncular tek taraflı feshedip giderler. Bu işler genelde böyle oluyor maalesef. Umarız olmaz Adana Demirspor'da ama hani geçmiş tecrübeler de bunu gösteriyor açıkçası. Maestro da bir şekilde buradan giderse, ayrılırsa, sözleşmesi feshedilirse büyük takımların da radarına girebilecek kadar iyi bir performansı olduğunu düşünüyorum. Ben dün izlerken hani Torreira'yı gördüm sanki biraz. Torreira gibi, hani boyu kısa, her yere yetişiyor. Torreira'dan farklı olarak böyle dribbling yeteneği de olan, topta taşıyan bir oyuncu. Çok da hareketli. Ben bayağı beğeniyorum mesela Maestro'yu karşılaşmalarda. Dün de Adana Demirspor'un iyi oyuncularından birisiydi. Gerçi dediğim gibi hepsi elinden gelen her şeyi verdi. Hani Semih normalde bir stoper fakat sağ bek oynadı bu karşılaşmada. Gayet iyiydi, ki karşısında da çok hareketli bir Jenepo vardı maçın büyük bölümünde. Onunla iyi mücadele etti. Manevi, kaleci Vedat çok iyi kurtarışlar yaptı karşılaşmada. Özellikle bir tane uzaktan vuruşu, kurtarışı olağanüstüydü. Orada kimin şutuydu tam hatırlamıyorum. Erdal rakibin vuruşuydu. İkinci yarıda olağanüstü uzadı. Yani gol olacak pozisyonu inanılmaz çıkardı. Hani bu şartlarda dediğim gibi çok iyi bir Adana Demirspor gördüm. Ben şey açısından üzüldüm. Hani böyle emek verdiler. Bir puanı alabilirdi Adana Demirspor. Puansız ayrılması biraz da bundan sonrası için bir motivasyon kaybı olmuştur Adana Demirspor adına. Çünkü bir puanla son sıradalar. Galibiyetleri yok. Hani takımın içinde bulunduğu durum kötü. Onlar açısından bir moral olabilirdi ama ondan da eksik kaldı dün son dakika yenilen golle birlikte. Yani Adana Demirspor gibi takımların belli bir ivme yakaladıktan sonra o ivmeye yakın devam etmesi en büyük beklenti Türk futbolu için, ama o ivmeyi de pek devam ettiremiyorlar. Mesela arada kötü sezonlar olabilir ama ne yazık ki bizde bir kere bir Anadolu takımı düşe geçtikten sonra bir daha kolay toparlayamadığını görüyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Sonuçta
4 büyükler de ligde şampiyonluk mücadelesi verirken işte arada 8. oluyorlar, 6. oluyorlar, 10. oluyorlar, 13. oluyorlar. Çok büyük problem değil ama bir sene sonra tekrar refleksi gösterip kendi mücadelelerine devam ediyorlar. Ama Anadolu takımları öyle değil. Tabii bunun da temel sebebi Anadolu takımlarının geneli için konuşuyorum. Ekonomik problemler oluyor. Ekonomik problemlerle beraber onu kaybediyorlar. Ekonomik problemleri de çözemedikleri için kulüp sürekli düşüşe doğru gidiyor. Şimdi Adana Demirspor Süper Lig'e dönmek için çok bekledi. Süper Lig'in flaş takımı oldu. Ama şimdi hani Süper Lig'e veda etmesi muhtemel ekiplerden işte bana sorsan 4 tane Adana Demirspor'u söylerim ne yazık ki. Yani böyle olmaması lazım. Şimdi sen tabii takdir ettin bütün oyuncuların mücadelesini. Tabii ki takdire değer. Fakat işte adı üzerinde o lig içerisinde kalabilmek için de belli bir şeye ihtiyacım var. Standarta ihtiyacım var. Şimdi Adana Demirspor dün senin anlattığın kadarıyla işte mücadele ediyor. Öyle oluyor, böyle oluyor ama sonuçta maçı kaybediyor. Galatasaray karşısında çok hafif kalmıştı. Adana Demirspor yani sahada bile yoktu neredeyse ilk yarıda. Şimdi bu tabloda Adana Demirspor'un işi hakikaten kolay değil. İşte transfer tahtası açılacak mı? Oyuncular ödemelerini alabilecek mi? Oyuncular gidecek mi, gitmeyecek mi? Çünkü böyle takımlarda işte ara transfer döneminde az önce söylediğin oyuncular da gidebilir. Evet, ara transfere kalmadan dahi ayrılma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Ya, o bakımdan üzücü. Yani lig bunu hak etmiyor. Tabii böyle olursa bu takım daha da kötüleşecek. Zaten son sırada daha da kötü bir noktaya gidebilir en kötü senaryoda. Peki ben bilmediğim için bir şey soruyorum. Mesela böyle takımlara federasyon nasıl lisans veriyor? Hani ödeme dengeleri kontrol içerisinde, o bu kontrol içerisinde nasıl lisans alıyor bu kulüpler? İnan bilmiyorum şimdi. Lisans... Normalde almamaları gerekir. Yani ekonomisinin de bu kadar sıkıntılı, yani maaşlarını ödeyemeyecek, işte transferi kapalı, böyle artık yokuş aşağı giden kulüplerin TFF tarafından da ligin standartını koruyabilmek için bence yaptırıma uğraması gerekir. Peki nasıl bir şey düşünüyorsun? Yani bu takım alt lige mi düşürülmeli? Onun yerine başka bir takım mı getirilmeli? Gibi. Eğer lisans alamayacak. Tabii o lisansta ekonomik şartlar büyük ihtimalle yok bizde. Ama ben diyorum ki hani ligin bu duruma gelmemesi için öyle bir standarta da ihtiyacımız var. Ha, diyeceksin ki abi standart koysalar ne olacak? Hiçbir şey olmayacak tabii. Yani şimdi aslında kendimizi de kandırmayalım. Onu kağıt üzerinde koysalar da uygulayacaklar mı? Hayır. Uygulamayacaklar ama hani normal. İşlerin normal işlediği bir yerde bence o tarz belli bir şeye de ihtiyaç var. Standarta da ihtiyaç var. Yani bu kulüp maaşları ödeyebilecek mi? Bu kulüp transfer yapabilecek mi? Yapamayacak mı? O dengeyi bir bakıma tutabilecek. Orada biraz sopa gösterecek. Yani bak sen bunu yapmazsan işte sezona -3 puanla başlarsın. Anlatabildim mi? Bir daha yaparsan şöyle olur. Alt lige gidersin. Gibi böyle bu tarz bence bazı yaptırımlara ekonomik anlamda ihtiyaç var. Aslında puan silme cezaları oluyor alt ligde de oluyor. Evet, ama oluyor. O da ligin dengesini de kötü etkiliyor mesela puan silme cezasının ya da bir mantığı olmuyor. Ama hani bir şeyin olması lazım Mert. Çünkü bu kadar da kulüpler böyle sahipsiz başıboş olmamalı. Şimdi Adana Demirspor üzerinden konuşuyoruz. Adana Demirspor'un yani 1-1,5 senede bu duruma gelmemesi lazım. Tamam az önce söyledim kadron zayıflayabilir. Bazı oyuncular gider. Ama hani işte transfer tahtası kapalı, ondan sonra kadrosu lig standartının oldukça altında kalmış. Hani ne oldu? Onun da cevabı yok. Yani mesela Murat Sancak'a sorsan her şey çok iyi. Evet, bir açıklama yapmıştı. Hani o pozitif açıklama yapmıştı transfer tahtasının açılmasıyla ilgili. Sonra olmadı herhalde. Olmadı. Adana çok büyük şehir, çok iyi bir taraftarı var. Takımın bir kültürü var. Salim Manav var. Her şeyden önemlisi. Hani bu kadar büyük camiaların işte bir de örnek alacağı kulüpler de var. Yani işte Bursa Spor'u görüyorsun. Şimdi 3. ligde, 3. ligde yukarı çıkmaya çalışıyor. Bu sene işte onlar da hallettiler. Transferleri, yine transferler geldi. Eski oyuncularını aldılar geri. Şimdi 3-3 ile başladılar lige. Hani orada bir kıpırdanma var ama hani o kadar fazla örnek var ki federasyonun da bu diğer kulüplerin de önünde. Bunun bir anlamda bence önüne geçilmesi lazım. Tabii biz çok fazla büyüklere konsantre olmuş durumdayız. Hani büyükler şöyle, büyükler böyle.
Anadolu takımlarında işler pek iyi değil. Tabi az önce söylediğim hayal olduğu aslında şöyle de ortaya çıkıyor. Ya iyi güzel hoş böyle yaptırımlar getirsinler de eğer yaptırım gelecekse büyük takımlara gelmeli diyebilecek herkes şu an haklı. Evet, aynen. Aynen. Niye Adana bir spora geliyor da Galatasaray Fenerbahçe gelmiyor? İşte, az önce söyledikten sonra şimdi aklıma geldi. Hani doğru. Büyük takımlara kafa zaten çevirip baksa zaten lig aslında kendi kendine dengelenecek. Çünkü büyük takımlar ötekinin seviyesine çekecekler normal şartlarda ama büyük takımlara yani zaten benim çocukluğumdan beri büyük takımlar sürekli taviz alıyorlar. Yani bu 2x2x4. Benim takip ettiğim sene boyunca büyük takımlar kamuoyundan da hakemlerden de, federasyondan da siyasilerden de destek alıyorlar. Çünkü rant onlarda. Yalnız işte hani eğer daha iyi şeyler bu harcadığımız paranın karşılığı gibi kavramları düşüneceksek ekonomik anlamda belli bir standarta oturtmamız gerekiyor her kulüp için. Olmayacağı kısa vadede yok yok o belli zaten. Ama inşallah dediğin gibi olur uzun vadede. Konuşurken de o yüzden frene bastım yani. Evet. Neden insan düşününce olmayacağını. Çünkü hani hali hazırda işte zaten harcama limitleri o şu bu var. Şimdi maça tekrar dönersek Antalya Spor'da da Townsend bu karşılaşmayla birlikte forma giymeye başladı. Onun da aslında transferi olmuştu fakat Antalya Spor'un da transfer yasayla birlikte lisans çıkmamıştı bildiğim kadarıyla. Bu maçla birlikte o da formasına kavuştu. Klasik hani Townsend'i bilenler sağ kanatta bu karşılaşmaya başladı. Sol tarafta Jenepo, merkezde Larsson, önünde de Samudio'lu bir düzen vardı. Orta sahada Kalujinski, Eldar Rakip ve aslında bu da yine kağıt üzerinde bence gayet iyi bir kadro. Hatta Jenepo bayağı bir iyi karşılaşma çıkardı. Biraz şeyi hatırlattı izlerken bana. Sen Maksimen vari bir kanat oyuncusu. Çok hareketli, çok hızlı. Dar alanda böyle ters çalımlar atabilen bir oyuncu. Bayağı zorladı Anadolu Spor'u. Gerçi onda şey diyebilirsiniz. Hani bal yapmayan ara hani çalım atıyor gidiyor da ne oluyor? Hani bir şey olduğu yok ama bayağı da dengesiz bırakıyor rakip savunmaları. Dün o etkiliydi. Townsend mesela o kadar etkili olamadı. O kadar iz bırakmadı bende. Maçı izlerken 66. dakikada o da oyundan çıktı. Biraz zamana ihtiyacı olacak sanki. Townsend'in ama çok kaliteli bir oyuncu. Sağ tarafta oynayıp soluna çekip yaptığı ortalar normalde çok çok tehlikeli. Bu maç birkaç tane denedi ama başarılı olamadı. Belki Gajic ilk 11'e gelirse Samudio yerine. Gajic biraz daha Samudio kıyasla pivot özelliği olan bir oyuncu. Onunla da etkili olabilir. Antalya Spor cephesinde. Onun da mesela bu kadar fazla hani Premier Lig'le bilinen bir oyuncu olduktan sonra gelmesi enteresan. Onu hani hiç hatırlamayanlar Manchester City attığı golle hatırlarlar. Büyük ihtimal hatırlanır ya. Tamam sende bilmen yoktur. Sezonun golünü atmıştı. Milli takıma da yükselmiştir diye düşünüyorum geçmiş dönemde. Jenepo da biliyorsun uzun süre Southampton'da oynadı o da. Öyle o, mi? O da Premier Lig. Bayağı etkili bir oyuncuydu yani. Dün bayağı 90 dakikada sahada kalmış. Ama bileti kim kesti? Samudio. Samudio kesti. Şey gibi oldu. Beşiktaş'a iki tane atmıştı. Samudio hatırla. Ne zaman? Bu sezon. Ha bu sezon mu? Bu sezon. Antalya Spor. Aynen. 4-2 golü de o atmıştı. Ha doğru evet. Şimdi de bir gol attı. Ben şeye benzettim bu arada. Hani cenazene bakkal gelir gibi oldu. Hani cezayı da Samudio kesti. O kadar Premier Lig'den oyuncu geldi. Yine golü atan Samudio. Yani bu ligin gediklisi bir oyuncu. Hocam söyledim zaten. Evet. Mesela ben Çaykur Rize'de çok severdim. Hı-hı. Samudio sonra bir kayboldu gitti. Bu lige uygun aslında. Fizik kalitesi yüksek. Çalışkan. Hareketli bir oyuncu aslında. Kanatta aynen da oynayabilen bir oyuncu. Bu maçta center for denendi. Ama diğer bölgelerde de çok rahatlıkla oynayabilir. Emrecan Uzunan Antalya Spor'un Beşiktaş'tan transferi. O da maçın başında bir sakatlık yaşadı. Oyundan çıkmak durumunda kaldı. Sol bekteydi. Erdoğan onun yerine oyuna dahil oldu. Antalya Spor öyle bir talihsizlikle karşılaşmaya başlamıştı. Evet, maçla ilgili benim aklımdaki notlar bunlar. Antalya ikinci galibiyeti Alex de Souza yönetiminde. Aslında hani hazırlık maçlarını düşününce Antalya Spor'un farklı mağlubiyetler. Alex'in de Antalya Spor macerası çok uzun sürmeyecek gibiydi. Bir de transfer tahtası kapalı vesaire. Biraz o da nefes almış gözüküyor 5 hafta itibariyle. Ama zor yani iş ya. Bu Adana Demirspor'a karşı çok zorlandı. Bu şekilde yine çok uzun soğukta olmaz gibi. Ama yani eldeki kadroyu düşündüğün zaman hani ligin de genel ortalamasına şöyle bir göz attığında çok fazla bence panik olmamak gerekiyor.
Antalya gibi bir takım için. Yani ligde çok daha sıkıntılı kadrolar, sıkıntılı takımlar var. Dolayısıyla hani ligden düşmeniz bayağı işleri kötü yapmanızla alakalı olabilir. Yani standart bir performans bence bu sezon Antalya tarzı takımları ligde tutabilir. O yüzden de çok bence acele etmeye gerek yok. Biraz mesela hocalara süre verebilmek için bence şartlar uygun. Yani Adana Demirspor, işte Hatay Spor, ondan sonra Bodrum Spor, bu tarz takımlara baktığında hani zor işleri çok kolay değil. Kayseri Spor'un transfer yasağı var. Hani Gaziantep yine bence sıkıntılı takımlardan bir tanesi. Yani bu ekipler kolay ligde tutunamaz diye düşünüyorum ben. Antalya Spor tarzı ekipler de hani biraz daha sabırlı olurlarsa belki Alex işleri toparlayabilir. Çünkü hani bu noktada teknik adam değişikliğine gideceksiniz. Teknik adam değişikliğinden sonra zaten takım ufak bir performans veriyor ama genelde ondan sonra hep gene kendi standart ortalamasına dönüyorlar. Geçici oluyor yani o şey. Şu anın en iyi başlayan kulüplerden biri bu dört büyükler haricinde tabii Başakşehir bir tanesi. Diğeri de Eyüp Spor oldu. 5 maç 9 puanla şu an haftayı 5. sırada tamamladı Eyüp Spor. Ligin yeni ekibi olmasına rağmen tabii diğer Anadolu kulüplerinden ekonomik anlamda da sıyrılıyor. Kadro olarak da çok sıyrılıyor. Evet, kadro ekonomi zaten birbirini besleyen şeyler. Konya fena bir başlangıç yapmadı. Sivas öyle. Antalya bu galibiyetle öyle. Göztepe henüz mağlubiyeti yok. Ligde 4 maç sonunda ama sadece bir galibiyeti var. 3 beraberliği var. Onlar da fena bir giriş yapmadılar. Gözüküyor. Samsun öyle. Sonra ligin alt kısmına giriyoruz. Kasımpaşa, Rize, Trabzon kötü başladı. Gaziantep, Alanya, Bodrum, Kayseri, Hatay ve Adana Demirspor diye gidiyor. Son basamaklar da bu şekilde oluştu diyelim. Bir hatırlatma yapalım. Sen az önce girişi yaparken onu atladık. Söyleyelim mutlaka. Spor basının duayen gazetecisi abimiz Ahmet Çakır'ı dün kaybettik. Ahmet Çakır medyada gerçekten farklı, kaliteli, çok özel bir insandı. Defalarca da Radyo Spor'a geldi, konuk oldu, bağlandı. Kendisine yazık ki dün hayatını kaybetmiş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bugün saat 12'de Ahmet Çakır için TSE'de de bir tören düzenlenecekmiş. Öğlen namazından sonra da Levent'te kılınacak öğle namazından sonra da toprağa verilecekmiş Ahmet Çakır. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 7.40 saatlerimiz. Şimdi Beşiktaş'ın açıklamasıyla devam edelim. Siyah beyazlar dün sosyal medyadan bir açıklama paylaştı. Akşam saatlerinde saat 20.14'te yapıldı o açıklama. MHK'ye açık mektup dendi. Daha ligin başında sayılırız. Hakemlerinizin faul, kart ve penaltı standartları konusunda yıllardır devam eden tutarsız kararlarını maalesef aynen bu sezonda devam etmekte olduğunu görüyoruz. Kaygılarımızı şimdiden belirtiyor ve uyarımızı yapıyoruz. Faul başına en çok sarı kart gören takımın açık ara Beşiktaş olması tesadüf müdür? Oyuncularımızın yaptığı her 4 faule 1 sarı kart gösterirken ezeli rakiplerimizden birinin her 8 faulüne 1 sarı kart, diğerin ise ancak her 53 faulüne 1 sarı kart gösterilmesini olağan mı karşılamalıyız? Dünyanın neresinde 53 faule 1 sarı kart gösterilebilir? Bu istatistiği UEFA'da ve FIFA seminerlerinde izah edebileceğinizi düşünüyor musunuz? Futbolcularımızın faullerine karşı keskin gözleriyle bakan hakemlerimiz bize yapılan zalimce faulleri nedense inandırıcı bulmamaktadır. Şu bilinmeli ki geçen sezon yaşanan hiçbir şeyi unutmuş değiliz. Burada maç pozisyonlar paylaşılmış Beşiktaş tarafından. Ve en sonunda da denmiş ki biz rakiplerimizin kırmızı kartla oyundan atılmasından memnuniyet duymuyoruz. Hakemlerin desteğine de asla ihtiyaç duymadık, duymayacağız. Çok basit bir şekilde adalet istiyoruz. Adil davranın, korkmadan karar verin ve Türk futbolunu koruyun. Kamuoyuna saygılarımızla
duyuruyoruz dedi Beşiktaş kulübü dün yaptığı açıklamada. Pek hoş bir konu değil yine hakem konusu ama mecbur da konuşacağız. Gündemimizde var. Ne diyorsun Ali abi, dün açıklamayı gördüğünde ne düşündürdü sana Beşiktaş'ın bu çıkışı? Çünkü bir gün önce Trabzonspor cephesi hakemin siyah beyaz forma giydiğinden bahsetmişti. Beşiktaş cephesi de memnun değildi ama hani böyle de bir çıkış yoktu. Hani Feyyaz Uçar'dan bir açıklama gelmişti. Şimdi bayağı kulüp olarak yazılı bir açıklama var ortada. Yani büyük takımlar için artık bu zaten standart bir açıklama. Çok fazla bir şey değişmiyor. Beşiktaş tabii hem Antalya hem de Trabzonspor, hatta başka karşılaşmalarda da var. Rafa Silva'ya yapılan çok sert faullerden rahatsız. Ki o faullerde direkt kırmızılarda çıkmadı. Yani Antalya Spor maçında da Güray yapmıştı değil mi faulü? Güray. Güray'ın yaptığı faulde VAR'dan çıkmıştı kırmızı kart. Son Trabzonspor maçında da Edin Vişcan hareketinde benzer durum ortaya çıktı. Onun dışında işte zaten yarış içerisinde olduğu büyük takımlarla ilgili de orada mesaj var. Yani hem rahatsızlığını belli etme, hem gelecek karşılaşmalar için pozisyon almaya çalışma, hem taraftarın baskısını bir anlamda karşılamayla beraber değerlendirebileceğimiz bir şey. Ama yani bundan bağımsız ben hakemlerin de iyi başladığını düşünmüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Zaten MHK her icraatıyla soru işareti yaratan bir MHK. Hani şu an hakem camiası içerisinde büyük bir kaos var. O kaosla birlikte işte hakemliği bitirilen isimler, ondan sonra çok tecrübesiz isimlerin Süper Lig'de maçlara çıkması, bazı isimlerin ön plana yine atılmaya çalışılması, bazı eski tecrübeli hakemlere maç verilmemesi, o şu bu derken orası bir kaos. Zaten o kaostan çok fazla iyi bir şey çıkmasını da beklemek kolay değil. Bunun yanında hani hakemler iyi gözükmezken futbol ikliminde de herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla biliyorsun hepsi bunların birbirini besliyor. Birbirini beslediği zaman da ortaya çıkan ürün de bundan çok farklı olmuyor. Kulüpler de işte öyle hissettikleri anda bu açıklamaları yapıyorlar. Şimdi baktım Süper Lig'in centilmenlik tablosuna. Şu ana kadar Beşiktaş 12 tane sarı kart görmüş ligde. Fenerbahçe'nin 9 tane sarı kartı var. Galatasaray'ın 1 tane sarı kartı var. Fenerbahçe ve Beşiktaş işte bunun üzerinde çok duruyorlar. Ondan sonra bunun üzerinde dururken de Galatasaray'ın Avrupa'ya çıktığı zaman gördüğü kartları hemen ortaya koyuyorlar. İşte son 4-5 maçta zannedersem kırmızı kart var. Evet. Galatasaray'ın Avrupa maçlarında. Dolayısıyla Galatasaray kullanıyor diyorlar. Galatasaray yok öyle bir şey diyor. Yani bu tartışma devam eder. Buradan herhangi bir şey ne derler? Kimse ikna edebileceğim bir tartışma değil. Ama bana sorarsan hani bir sarı kart da normal değil. Onu da söyleyeyim. Yani diğer takımlarla kıyasladığında normal gözükmüyor. Ama tabii pozisyon bakmak lazım. Bu da senin de söylemin, benim de söylemin biraz ezber. Hani aklımızda olmadan. Hani yani Çaykur Rize 4, Kayseri Spor 6, Samsun Spor 7, Konya Spor 9, Eyüp Spor 10, Gaziantep 8, Bodrum 6. Bir tane de kırmızı kartı varmış. Göztepe 12, Başakşehir 7, Alanya Spor 12, Kasımpaşa 13. diye gidiyor. En yakın Galatasaray'a Trabzonspor gözüküyor. Orada 3 sarı 1 kırmızı var. Bayağı az o da. Evet. 3 sarı 1 kırmızı var. Tabii Galatasaray ve Trabzonspor'un birer maçı mı eksik? Tabii şimdi erteleme maçlarında oynayacaklar. Onu da söyleyelim. Maçları değil mi? Birer maç eksik olması lazım. Trabzonspor'un Kayseri maçı eksik. Trabzon bir de bay geçti bu arada ama. Evet işte Trabzonspor'un 3 maçı var şu ana kadar. 3 maçı var. Galatasaray'dan da eksik yani. Aynen. Trabzonspor eksik. Yani bu açıklama... Ki mesela Beşiktaş'ta bir hafta bay geçti. Ama Galatasaray'la aynı sayıda maçı var şu anda. Şu an için konuşursak. Bugünle birlikte Galatasaray bir maç öne geçmiş olacak sayı olarak. Yani benim de aslında çok ekstra diyecek bir şeyim yok. Alıştığımız bir tablo. Artık hani kulüpler bu işi
yıllar geçtikçe daha da sıkı tutmaya başladılar. Hani önce sadece hakem hatasıyla puan kaybettikleri maçlarda konuşuyorlardı. Sonra kazanırken de konuşun diye bir baskı oluştu. Onu çok iyi şekilde uygulamaya başladılar. Şimdi de hani ligin başındayken, işler iyi gidiyorken yine aynı mantık aslında. Biraz kazanırken de benzer. İşleri sıkı tutmak açısından böyle bir açıklama. Mesela geçen sezon o örnek de verilmiş. Galatasaray'da Dursun Özbek daha ikinci haftadaki Trabzonspor maçından sonra hani hakemle ilgili öyle müthiş bir şey yokken böyle bir çıkış yapmıştı. Yani aslında her takım bir şekilde bu taktiği uygulamaya çalışıyor kendi içinde. Bu sezon işte Fenerbahçe'de Mourinho bunu yapıyor. Trabzon işte son maçtan sonra yaptı. Beşiktaş yaptı. Galatasaray hakemle ilgili bir şey yaptı mı şu ana kadar böyle çok aklımda yok. Yönetim biraz kendi iç işleriyle sanki uğraşıyor gibi. Çok hakeme, rakiplere pek konsantre olamadı son dönemdeki gündemle beraber. Okan Buruk'tan da öyle çok diğer takımlardaki kadar sert şeyler en azından hatırlamıyorum. Young Boys maçından duyduk onu. Evet, oradaki hakem Alman hakemle ilgili şey oldu değil mi? Problem oldu ama lig açısından bakarsak hatırlamıyorum ama olur yani. Yarın öbür gün Galatasaray'da puan kaybetsin veya çok fahiş bir hakem hatası olsun. Galatasaray'da oldu bu arada. Onda mı oldu? Verilmeyen bir penaltı için hangi maç olduğunu hatırlayamadım da Galatasaray'ın şeyi olmuştu. İbrahim Atiboğlu konuşmuştu. Bir karşılaşmada verilmeyen penaltı için. O zaman o da normal. Hani her takım lig başında. Gerçi ton olarak bilmiyorum bu kadar var mı? O yüzden aklımda kalmamış belki. Hani konuşmuştur ama ton olarak böyle açık mektup yok. Siyah beyaz forma. İşte Mourinho'nunkiler gibi aklımda kalmamış. Yer etmemiş İbrahim Atipoğlu'nun açıklaması. Bilmiyorum belki serttir ama bende öyle bir şey yok. İntiba kalmamış. Ama bunlar yıllar içinde kulüplerin hani uzmanlaştığı adeta konular oldu. Beşiktaş'ta işi lig başından şu anda sıkı tutuyor. Bakalım hani sonuçta hepsi aynı şey yapıyor bu arada günün sonunda. O da ilginç bir durum. Hani biri şampiyon olacak günün sonunda ama hepsi aynı şey yapıyor ve hepsi de şampiyonluğun genelde bu tarz şeylerden geçtiğini düşünerek yapıyorlar. Yapmasalar eksik kalacaklarını düşünüyorlar. Yapmasalar diğer takımların daha çok kayrılacağını düşünüyorlar. O şekilde işi kendi cephelerinden sıkı tutmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum ne derece sahaya yansıyor bu açıklamalar. Onu ölçmemiz mümkün değil. Ama demek ki yansıdığı düşünüyorlar ki yapıyorlar. Vallahi bizim topraklarda Mert ne yazık ki ağlamayana meme vermiyorlar. Yani bu bir gerçek. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum davranış olarak. Ama kenarda işini doğru yapıp haklı olduğunu düşündüğün zaman pek de o hak sana teslim edilmiyor. Haksız olan ya da durum normal olsa da bağırıp çağıran, sesini yükselten Türkiye'de bu topraklarda haklıymış gibi düşünülüyor. Bu bakımdan da kulüpleri de çok garipsemiyorum. Şu açıdan söylüyorum bunu. 4 tane büyük kulübümüz var. Yani 3'ü bağırıp çağırırken bir tanesi kenarda sessiz kalsa inan o sessiz kalmaya devam eder. Yani onu orada tutarlar. Nasılsa bunların sesi çıkmıyor diye. Öyle bir yapı var bu topraklarda. Ve bu yani ülkenin ne yazık ki liglerine kadar işlemiş. Her yerde geçerli. Bağırının haklı olduğu düşünülen bir kültür var. Onu da es geçmeyelim. Anlıyorum evet öyle genelde ağlamayla yani meme yok diye bir şeyimiz yani. Var, değişimiz var ki boşuna herhalde söylenmemiş yok yani. Böyle bir söz bir her var. Her yerde şey yapabilirsiniz yani onu uygulayabilirsiniz. Türkiye'deki her yerde sosyal hayatta onu uygulayabilirsiniz. O yüzden de kulüpler bunları yapıyorlar. Tabii hani bu bağırıp çağırmanın işte sesini yükseltmenin, açıklamaların tonunu yükseltmenin özde bir faydası var mı o çok tartışılır. Ama en azından onu yaptık demenin derdindeler. İşte taraftarın baskısını kırma derdindeler. Fakat bu noktada yani hakemlerin de ne yazık ki belli standartların çok uzağında olduğunu da söylemek gerekiyor. Yani hakemleri tabii ki korumak gerekiyor. Tabii ki art niyet, kötü niyet olduğuna inanmamak gerekiyor. Ama bir de işte benim hep anlatmaya çalıştığım bu işe yatkınlık, beceri, liyakat, belli bir tecrübe işi pek şu an oralarda gözükmüyor. Mesela hakem eğitim merkezi de kapatıldı. Evet. Biliyorsun öyle bir proje vardı. O da kapatıldı, o da rafa kaldırıldı. Neden rafa kaldırıldı diye sorsan
pek bir cevap alamazsın diye. Ben de sana şöyle sorsam, vardı da çok bir şey değişiyor muydu? Ama işte o bir hani zaman. Çünkü hakemler beğenmiyor hiçbir şekilde. Ama işte o bir zaman. Yani bir şeyi ne derler, bir okul kurup iki senede en iyi olmasını bekleyemezsin. Kaç senedir vardı okul? Merkez. Çok şey değildi. Ne derler? Eski bir yapılanma değildi o da. Hani o, onun belli bir devamının olması, hani onun federasyonlardan, MHK başkanlarından bağımsız bir eğitim kurumu olarak düşünülüp orada hakemleri geliştirmeye çalışmak ya da onun gibi projelerle hakemleri geliştirmeye çalışmak lazım. Daha iyi işler sunmak ortaya gerekiyor. İşte oralarda biraz böyle iç çatışmalar yüzünden de bazı projeler de baltalanıyor gibi. Zaten bazı insanların önü kesiliyor, bazı insanların önü açılıyor. Oradaki bana sorarsan bu garip düzen biraz daha normalleşmediği sürece bu tartışmalar da devam eder. Çünkü normalde yapmayacakları işleri yapıyorlar hakemlerde. Karar olarak. Tabii karar olarak. Maçları yönetme tarzı olarak. Yani mesela Ali Şansalı'nın Trabzonspor maçında Edin Visca'ya çıkardığı kırmızı kartı gördün mü? Çıkartırkenki vücut dilini gördün mü? Önce elini arkaya attı, sonra üst cebinde olduğunu. Orası değil. Ben ona dikkat ettim. Ama böyle bir panik içerisinde yapıyor hareketi. Dikkat ettin mi? Ben ona dikkat hareketi ederim. Bak tekrar izle. Beyindeki özetten. Böyle yüzüne bakamıyor Edin Visca'nın. Ondan sonra çıkartıyor kartını, hemen dönüyor falan, böyle bir öyle bir panik var ki Ali Şansalı'nın hareketlerinde. Ya gerek yok. Sen hakemsin. Orayı yöneten sensin. Edin Visca'yı tanımıyor musun? Yani Edin Visca mesela böyle hani acayip sinirli bir adam mı yani? Sana patlayacak mı sanıyorsun yani? Edin Visca zaten ne yaptığını biliyor. Olayın farkında. Sen VAR'a gittiğinde daha da sakinleşmiş durumda. Bir açın izleyin bakın nasıl bir panik halinde kartı gösterdiğini. Böyle bakamıyor falan, sonra böyle gösteriyor. Önde hemen kartı sokuyor gidiyor falan yanından yani. Ya bunların hepsi bana sorarsan özgüvenin dışarı yansıması ya da yansımamasıyla alakalı. Gittin VAR monitörüne, izledin. Git Edin Visca'nın yanına sakince. Edin Visca'ya söyle. Sen basmışsın de. Gördüm de. Ondan sonra yavaşça çıkar kartını yani. Hani bunun bir şeyi yok ki. Ne derler? Sana bunu yapmamını gerektirecek bir durum yok. Ama o kadar onlar da böyle bir garip ruh halindeler ki. Verdikleri kararlar, vermedikleri kararlar bu durumu ateşliyor. Yani ben eskiden iklimin hakemleri biraz bu duruma ittiğini düşünüyordum. Hala düşünüyorum. Ama onun biraz yüzdesi azalıyor. Yani hakemlerin hakemlik mesleği içerisinde ve MHK ile beraber kendi içlerinde yaşadıkları problemler de bence biraz bu durumu beraberinde getiriyor. Yani orada da büyük bir kaos olduğu için hani iki tarafta birbirini harlıyor gibi gözüküyor. Yani bir tarafta kötü bir yapıdan, çarpık ilişkilerden iyi bir şey çıkmasını beklerken diğer taraftan da ateşi kulüpler harlıyor. Ondan sonra ortaya çıkan mal iyice kötüleşmiş oluyor. Ben eskiden daha çok hani futbol iklimi hakemleri baskı altına alıp bu hale getiriyor diye düşünürken, hala öyle düşünmekle beraber dediğim gibi biraz onun payını kendim için azalttım. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Yeni saatteyiz. Yeni saatte de program başında anonsunu yaptığım bir haberle başlamak istiyorum. Bu Galatasaray'ın son lig karşılaşmasındaki sırt sponsoru bayağı bir gündem oldu. Birkaç gündür konuşuluyor. Açıklamalar geliyor farklı kurumlardan. Galatasaray'dan da açıklamalar geldi. Kap açıklaması yapıldı. Anlaşmanın mali detaylarını öğrendik. Galatasaray kulübünün kendi internet sitesinde yaptığı açıklamadaki tutar 2 yıl için 14 milyon dolar civarı bir ücretken, kapa yapılan bildirimde bu rakam senelik 3.155 milyon dolar olarak, yani 2 seneye vurduğumuzda işte 6.3'e tekabül eden bir ücret olarak paylaşıldı. Bu da bir soru işareti oluşturmuştu. Hani iki açıklamada neden böyle bir fark var denmişti. Zaten bu firmanın kendisi başlı başına bir tartışma konusu olduğu bir hani yasa dışı bahis sitesi reklamı mı aldı Galatasaray dendi ki bu
sonundaki News ekini attığınızda, arattığınızda bir yasa dışı bahis sitesi olarak karşınıza çıkıyor. Fakat sonuna o Galatasaray'ın sponsoru olan News'u eklediğinizde de bir haber sitesi ortaya çıkıyor. Ama tabii işin garip yönü, bir haber sitesinin senelik 7 milyon dolar verecek bir bütçesi olması, reklama ayıracak böyle bir bütçesinin olması ki haber sitesinin de yaklaşık 2 ay önce aktif olduğu, daha yeni bir kuruluş olduğu yine dünkü baktığım araştırmalarda ortaya çıktı. Öyle paylaşılmış. Zaten hani sitenin yeri, domaini vesaire çok büyük tartışmalar var bu konuyla ilgili ama Galatasaray cephesi de kendinden emin gözüküyor. Yöneticilerden Niyazi Erkencioğlu birkaç gündür açıklamalarda bulunuyor. Burada herhangi yasa dışı bir durum olmadığını, hatta rakiplerinden bazılarının da benzer firmaları sponsor yaptığını ifade ediyor ki buna işte Fenerbahçe örnek veriyor. 2022'de yapılan bir anlaşmayı örnek gösteriyor Galatasaray cephesi de. Hani onda problem yoksa bizimkinde hiç problem yok diyorlar ama tabii kamuoyu da bu konuda bölünmüş durumda. Bazı Galatasaraylılar hani bu sponsorluk anlaşması normal karşılıyor. Yani yasal sonuçta, hani bir internet sitesi, parasını da buraya harcamak istemiş olabilir deniyor. Diğer taraf, Galatasaraylı olup etik bulmayanlar da çok, böyle bir şeyin içinde olması Galatasaray kulübünün. Ben mesela şu taraftayım, ben de kendi görüşümü söyleyeyim, öyle pası Ali abi atayım. Bu belli ki bu para öyle bir haber sitesinden gelecek para değil, bu bir yasa dışı bahis sitesinin uzantısının parası ve Galatasaray da bunu sponsor yapmış. Ben buna etik bulmuyorum, açık söyleyeyim. Yani böyle bir şey bence mantıklı değil. Galatasaray'ın böyle bir tartışma içine kendisini göz göre göre çekmesi hiç mantıklı değil. Zaten Dursun Özbek yönetimi sallantıda bir sürü yerden yumruk yiyor adeta, tabiri caizse. Bir de böyle bir yeni bir alan açtı şimdi yumruk yemek için. Yani göz göre göre yapılmış bir şey ama onları da şu şekilde anlıyorum. Demek ki o kadar çok para ihtiyacı var ki Galatasaray'ın, sıcak paraya. Hani böyle tartışmalı bir firmayı kulübe sponsor yapmaktan çekinmiyor. Yani bu da onu gösteriyor bana. Yani o kadar zor durumda ki Galatasaray ki geçen haftada ödemeler yapılmış. Uzun zamandır yapılmayan ödemeler. Hatta şampiyonluk primlerinin dahi yatırılmadığı söyleniyordu Galatasaray'da. Ama ona rağmen de bu işte yok Saral'ın bonservisleri, Osimhen transferleri falan geliyordu. Demek ki ekonomik anlamda çok zor durumda ki Galatasaray böyle bir anlaşmaya evet durumun demek durumunda kaldı ya da belki kendi bunu kovaladı ve bu şekilde anlaşmayı imzaladı. Ben bilmiyorum, kamuoyu baskısıyla bu anlaşmadan bir şekilde geri adım atılacağını düşünüyorum. Kısa vadede bunun da olacağını düşünüyorum. Hemen olur, gerçekleşir diyorsun yani. Bence kısa vadede olur. Yani burada biliyorsun Galatasaray'ın bir de kendi içindeki muhalefeti de çok güçlü. Bilmiyorum, divan kurulu olmadı bu maçtan sonra. Belki ne zaman olur bilmiyorum ama Ekim'de de bir Mali Genel Kurulu var. O iç muhalefetle birlikte buradan yara alacağını düşünüyorum. Ben, yani benim, çünkü her şeyi de bakmaya çalıştım Ali abi dün. Hani bir yerden de tutmaya da çalıştım. Hani çünkü bu sponsorluğun tamamen yasal, legal, herhangi bir problem olmadığını savunanlar da var. Onların tezlerine de baktım. Geçmişteki örneklere de baktım. Ama yani tartıya koyduğumda ağır basan taraf bende diğer taraf. Yani etik bulmuyorum bu sponsorluk anlaşmasını. Kulübü ne yaparsa yapsın haklı olduğunu düşünen çok fazla sayıda insan olduğunu defalarca söyledim. Yani o senin söylediğin sadece bununla alakalı olabilir. Olacak zaten bu da. Bu arada herkes de bu şeyin karşısında olamaz. Büyük ihtimal onun gibi düşünen, kulüp gibi düşünen de olacak. Çünkü kulüp de çok iddialı bu konuda. Yani şimdi oraya da geleceğim de sen de medya çalışanısın. Medyadaki rakamları, şirketlerin karlılığını, şirketlerin iç yapısını 3 aşağı 5 yukarı biliyorsun. Bugün yeni kurulan bir internet haber sitesinin Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a bu rakamlarla sponsor olma ihtimali yok. Bu arada medyadaki paralar iyi. Ben sürekli yurt dışına tatile de çıkabiliyorum. Burada kazandığım para. Bayağı iyi para var. Doğru. Medyada. Aynen, medyada özellikle para çok bol. Onu düşünürsek olmaz. Bir haber sitesinin, hani haber sitelerinin işte kaç kişiyle döndüğünü, oradaki maaşları falan bilseniz, rakamları bilseniz, reklam gelirlerini bilseniz, işte böyle 7 milyon dolarlar, 3 milyon dolarlar, 4 milyon dolarların mümkün olmadığını zaten bilirsiniz. Yani onu bir kere kenara koyalım. Ondan sonra açıp siteye giriyorsunuz. Site bir taslak üzerine oturtulmuş. İçeride ne künyesi, ne çalışanları,
ne iletişim bilgileri, hiçbir şey yok. Yani site de boş. Siteyi de öyle tanımlayabilirsin. Yani kestirmeden söyleyeyim, kimi kandırıyorsunuz? Yani onun haber sitesi olduğuyla alakalı olarak. O yüzden de hani sen söyledin ya, böyle insanlar olacak yani. Öyle insanlara tavsiyemiz, biraz gözlerini açsınlar. Ama bak, yönetim böyle konuşuyorken öyle insan tabii ki olacak abi. Yönetim böyle çünkü. Birisi sana söylüyor bir şey diye kabul etmek zorunda değilsin. Açar bakarsın. Yok, şunu demek ne istedim. Hani yönetim de bunun mantıklı olduğunu düşünebiliyorsa ki... Yani yönetim bir kılıf uydurmak zorunda. Yönetim bir kılıf uyduracak tabii yani. Direkt olarak şey mi diyecekler? Oradan parayı aldık tabii ki. Öyle demeyeceklerine göre yönetim de bunu normalleştirecek. Bunun normal olduğunu anlatmaya çalışacak. Ama sen söyledin ya, Galatasaray'ı yönetenlerin şu anki motivasyonu ekonomik anlamdaki dar boğazı geçmek. Galatasaray ekonomik anlamda çok dar boğaz içinde olabilir. Ödeme dengesi bozulmuş olabilir. Fakat Galatasaray bu ülkenin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Galatasaray'ın değerleri var. Galatasaray'ın temsil ettiği çok önemli fikirler var. Böyle bir yapıyı, yani Galatasaray'ın ismini bu şekilde zor durumda bırakamazsınız. Galatasaray yönetenler bunu da düşünmek zorunda. Bir taraftan kulübün ekonomisini düşünecekler, tamam. Ama bir taraftan da Galatasaray'ı böyle zor durumda bırakacak işler de yapmayacaklar. Bu da onların görevi. Galatasaray Genel Kurulu üyeleri onları seçerken belli sorumluluklar veriyor. O da o değerleri savunmak. O değerleri daha ileri taşımak. Ben bunu hep anlatıyorum yani. Bizim büyük kulüplerde iş konuşmaya gelince, açıklama yapmaya gelince en büyük biziz. Şöyle büyük biziz, en büyük biziz. Avrupa'nın en büyük kulübü, dünyanın en büyük kulübü. Böyle bir genişletme, büyütme çabaları var. Ama aksiyona gelince bir bakıyorsun, aa ne kadar garip işler. Ne kadar inanılmaz işler. Hiç o söylediklerinizle uyuşmayan garip garip davranışlar, garip garip anlaşmalar, garip garip şeyler, ne derler, insanlar bu kulüplerde bir anda söz sahibi oluyor. O yüzden de yani bu konu öyle hani çok da fazla üzerinde konuşulacak bir konu değil. Burada büyük bir yanlış var Galatasaray adına. Galatasaray'ı bu şekilde kamuoyu önüne atanlar için de çok büyük bir yanlış var. Çok büyük bir yanlış içerisindeler. Yani 3-5 milyon dolar Galatasaray fazla gelir elde edecek diye Galatasaray'ı bu şekilde konumlayamazsınız. Ondan sonra da o konumladığınız şekilde kılıf uydurmaya da çalışamazsınız. Bu çok büyük bir hata bence. Umarım ben de senin dediğin gibi hani Galatasaray bundan kısa süre içerisinde döner ve bu konuda kapanır. Bir de Galatasaray'ın da yasal bahis sponsorları da var. Milyoner Galatasaray'ın sponsoru. O da ilginç. Hani mesela onlar bu konuda acaba ne düşünüyor? Burada bir sıkıntı görüyorlar mı, görmüyorlar mı? Onlar bir aksiyon alacak mı, almayacak mı? Onu kaybetme ihtimali var mı Galatasaray'ın? Gerçi buradan nesine mi, yanlış söylemiş olmayayım. Ben bilmediğim için isim vermedim de muhakkak var her kulübün. İkisinden biri de yanlış bir şey söylemeyeyim ben de. Şimdi kaybetme ihtimali olabilir o sponsor, bilemiyoruz tabii ki, ama buradan tabii aldığı para çok daha yüksek, belki onu da göze aldı Galatasaray, çünkü bu stat sponsorluğundan dahi çok yüksek bir meblağmış kazanan paralar. Diyorum ya, olmaması gereken bu. Yani Galatasaray'ı niye bu duruma sokuyorsunuz ki? Yani Galatasaray'ın niye bir sponsoru tartışmalı ki? Alacağınız 2-3 milyon euro ya da dolar fazla para için mi? Yani bu tarihe yazılıyor bunlar. Yani anlayamadıkları belki de bu. Hani günü kurtarıyorlar. O para geliyor Galatasaray'a. Birkaç ödeme yapılıyor. Kulüp geçici olarak rahatlıyor. Ama peki Galatasaray'ın adı? Galatasaray'ın imajı? Yani bu normal değil ki. Bunu 10 sene sonra da insanlar hatırlıyor. 5 sene sonra da hatırlıyor. Söylüyorlar, öne getiriyorlar. Siz de böyle yapmışsınız diyorlar. O zaman nasıl olacak? Yani Galatasaray'ı yönetmek çok büyük bir sorumluluk. Büyük kulübü yönetmek, büyük kulüple alakalı olarak konuşurken ne dediğine dikkat etmek, yaptığın bütün aksiyonlar çok büyük sorumluluk. Yani eğer buna dikkat etmeyecekse Galatasaray yönetenler neye dikkat edecek? Hangi Galatasaray değerine dikkat edecek yani? İşi buraya getirmemek gerekiyor en başta bile. Diyorum, Galatasaray yani ilk kez mi para olarak Galatasaray zor duruma düşüyor yani? Alışkın yani. Alışkın tabii yani. Bütün kulüpler alışkın. Hani böyle çok büyük bir içinden çıkılamaz kriz mi var? Hayır.
her zamanki klasik para sıkıntıları var. Yani Osimhen'i almazsın, Saray'ı almazsın. Ya, tabii canım. Gidersin ya. Ne olacak yani, o kadar da değil bence de günün sonunda ama demek ki yapamıyorlar bunu. Tabii ve... de şey de kötü Mert, hani yapamadıkları noktada bir de bunu normalmiş gibi anlatmaya çalışmaları da bence çok kötü. Yani bunu normalleştirmeye çalışmak da çok kötü yani. Ne olduğu belli hani. Anlıyorsun, o kadar da değil hani. Haber sitesi 7 milyon dolar verecek. Evet yani. Hani haber sitesine bakıyorsun, haber sitesinde künye yok. Hani haber müdürü kim, genel yayın yönetmeni kim, editörler kim, kim yani hani sahibi kim? Ben de şeye baktım, merak anladın ettim. Mi? Ajans Spor'unkine girdim, bizim ajansspor.com'a hani künye kısmına falan bakayım. Biz bayağı detaylı yazmışız ya. Öyle yapmaz, yazmak zorundasın zaten. Adresi, telefon numarası, genel müdür Barış Ertül, yok genel koordinatör. Çünkü gazetelerde künye vardır. Yazarlar, editörler, muhabirler, sosyal medya öyle. Genel sahne, bak öyle bir detaylı künyemiz öyle var. Öyle işte künye anladın. Öyle olur yani. Ne olduğu bilinmesi lazım. Anladın mı? Şimdi hani bunu yapmayın Galatasaray'a, bunu yapmaya hakkınız yok. Herkesi yani Galatasaray ile ilişkili herkesi zor durumda bırakıyorsunuz. Taraftarını da zor durumda bırakıyorsunuz. Yani aklı selim Galatasaray taraftarını da zor durumda bırakıyorsunuz. Çok var bu arada yani ya, bu şeye ya. Karşı çıkan çok olmaz Galatasaray yani. Taraftarı var. Hani bence azınlık olan diğer taraf. Galatasaray'ın büyüklüğüyle bu yan yana koyulacak bir şey mi yani? Bak tekrar söylüyorum. Bir de ben mesela hani yöneticilerin böyle karşı tarafı hani tamamen yok sayarak, hiç hani insanlar düşünmüyor, fikir üretmiyor ya da neyin ne olduğunu bilmiyormuş gibi konuştukları zaman da çok gocunuyorum. Hangi yönetici konuşursa konuşsun. Yani bir şey yapıyorlar, bir eylem yapıyorlar, ondan sonra o eylemi böyle normalleştirme çabaları var ya, o beni benden alıyor açıkçası. O da çok zor bir şey yani taraftar için, insanlar için yani. Yok öyle bir şey yok, siz rahat olun falan, merak etmeyin. Bu son derece normal. İşte onlar da öyle yapmıştı. Ya bak, bir de bu da çok kötü bir şey. Onlar da öyle yapmıştı. Ya onun öyle yapması baştan aşağı yanlış olsa da aynı yanlış sen de mi yapacaksın? Bu mudur yani hani savunmanın çıkış noktası? Ya o birini öldürdü, ben de öldürdüm yani, yapacak bir şey yok. Sen onu konuştun mu? Heh, haklı mı? Bir dinleyicimizden gelmiş Onur, hala 2 senedir Fenerbahçe sponsor olan Paşa grubun bu sponsordan farkı ne demiş. Aynı yorumu o zaman yaptınız mı? İşte Fenerbahçe geç, sporluk mı? İçin ne aldı, araştırdınız mı demiş. Anladım işte, geç yani bu mantık. Bu mantık işte zehirlenmiş mantık. Bu mantık bana bakma, ona bak, onu konuş mantığı. Ki ikisi arasında çok ciddi fark var ama anlatarak kendimi yormayacağım yani. Ben anlatacağım bu arada. Yani anladın mı? Ben anlatmak istemiyorum. Ha, tamam, sen... Gerek yok yani, anladın mı? Şimdi Onur için bak, Onur gibi düşünenler için vakit harcamaya gerek yok. Ali abi, ben Onur için değil, Onur bu mesajı yazmasaydı da ben bunu söyleyecektim. Evet, çünkü tamam. Galatasaray cephesi söyledi bunu. Niyazi Erkencioğlu yönetim kurulu üyesi. O söyledi, Fenerbahçe'nin de böyle bir sponsoru var dedi. Ben de tabii bilmediğim için o sponsor firmanın da sahibi geçen bir telefon bağlantısı yapmış bir spor programına. Bir oteller zinciri aslında değil mi? Bir Kuzey Kıbrıs'ta ve o kendi adıyla bu sponsorluğu yapmışlar ve dediklerine göre verdikleri ücret bu rakamın yanına yaklaşacak bir ücret değil bir kere ve otel reklamı olduğunu söylüyor. Otelin altında bir kasino olduğundan bahsediyor ama onun reklamı olmadığı otelin reklamı oldu. O yüzden ben de burada aynı kefeye tabii ki koymuyorum Galatasaray'ın sponsoruyla. Yani Galatasaray cephesinin o çıkışı da bence çok alakasız bir çıkış olmuş. Bilmiyorum ikna olan var mıdır? Ben açıkçası olmadım. Şeyi de gördüm mesela. Şunu diyenler de olmuş. Hani böyle pozitif taraftan tutmaya çalışanlar da. Bu siteler işte yasa dışı siteler ama Türkiye'de yasa dışı siteler. Galatasaray bir dünya markası. İşte Avrupa'da da dünyada da bilinen bir marka. O yüzden hani böyle sponsorlar alabilir diyen de olmuş. O da benim aklıma açıkçası yatmış değil. Bilmiyorum, ben bir tarafından tutamadım. Yani bu anlaşmayı Galatasaray cephesinden baktığımda ben de şu anda karşısındayım. Bu anlaşmanın birkaç notum daha vardı bununla ilgili. Bu firma Torino'yla da sponsorluk anlaşması imzalamış. İtalya Serie A takımlarından sitesine girip baktığınızda zaten gözüküyor. Galatasaray'dan önce Torino gelmiş ama tabii Torino'nun İtalya'nın şartlarıyla Türkiye'nin şartları bir değil. Bu da bir gerekçe değil. Türkiye'de taksilerde reklamları çıkmaya başlamış. Taksilerin o dış kaplamasında. Fotoğrafını da dün yine bu haber sitesinin Instagram hesabına girdim baktım. Onlar paylaşmışlar. Şeyi merak ediyorum. Mesela bu tarz sponsorluklarda bir imza töreni düzenlenir. Bu adettendir. Hani yüklü miktar olsun, düşük miktar olsun Galatasaray'da birçok
branşta sponsorluk törenleri oluyor. Galatasaray mesela yapacak mı bir sponsorluk anlaşması töreni? Yoksa sadece kap açıklamasıyla mı geçiştirecek? Zaten kap açıklamasıyla geçiştirecekse ne olduğu da ortaya çıkacak yani. Göğsünü gere gere bir sponsorluk anlaşması töreni yapman lazım senin böyle bir firmaya. Bu kadar para vermiş, sana en çok para veren sponsor şu anda gözüken. Peki kap açıklamasıyla Galatasaray açıklaması arasındaki farkı nasıl? Onu Burancan Terzi şöyle demiş, kapa yapılan açıklama sportif aşeyi ilgilendiren kısım, yani oranın alacağı para. Normal Galatasaray'ın yaptığı açıklama bütün kulübün, yani derneğin de içinde bulunduğu, amatör sporların şubelerin de bulunduğu alan. O yüzden böyle bir fark oluşmuş deniyor. Bunu yani da AŞ tarafı kapa bildiriliyor. Evet. Kulüp normalde 7'yi alıyor gene. Kulüp 7'yi alıyor. Onun 3 küsürü işte futbol takımına gidiyor ki Bankalar Birliği anlaşması da anladığım kadarıyla sportif AŞ'yi kapsayan bir anlaşma. Yani onun %50'si Bankalar Birliği'ne gidiyor. İşte 1,5'ü örnek veriyorum. Geri kalan 4 tamamen kulübe kalacak. Öyle bir bölünme yapılmış denen bu. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Evet, 8.23 saatlerimiz. Mesajlarınızı okuyalım bu bölümde. Gürsel Avcı, günaydın, sponsoru iptal etse de o firma 3 senelik reklamını 3 günde yaptı zaten demiş. Onun haricinde Batuhan, Merit olayında tek sıkıntı bahis sitesi olması da değil. Merit ismi patentli tescilli bir isim ve Merit otellerine bağlı. Dün Radyo Sputnik'e bağlandılar ve Galatasaray dava açmaya hazırlanıyorlar demiş. Dün zaten evet Merit otellerinden bir ihtarname gelmiş Galatasaray'a. Metini de dün okudum. Hani Galatasaray'ın da burada suçlu olabileceğini söylüyor grup. O yüzden geri çekmesini talep ediyor anladığım kadarıyla. Geri çekmezse de yasal yollara başvuracağını ifade etmişler. Bakalım iş nereye gidecek? Bu konu bayağı gündem oldu. Galatasaray bu ara hani böyle sağ dışı konularla da, yani bu bilet satışları üzerine bu reklamlar çok fazla konuşuluyor. Yani hiç bu kadarına da ben alışık değildim. Üst üste gelmesi özellikle burada dikkat çekiyor. Fethi Ahmet Güzeltaş, akşama kadar bahis reklamı yapan Radyo Spor bugün Galatasaray'ı eleştiriyor. İkisinin arasındaki fark ne, söyler misiniz demiş. Çok basit aslında söylemek. Biri yasal, diğeri yasa dışı. Yani aradaki fark bu kadar net. Yani bunun ötesi yok. Bunu anlamayacak bir durumda olduğunu pek zannetmiyorum. Ha, bahse bakış açısı farklı olabilir. Ben kendim açık söylemek gerekirse zaten uzun zamandır takip edenler biliyor. Oynamayı tercih etmiyorum ama sonuçta yasal, devletin güvencesinde vergisinin verilen bir uygulama şu anda. İddia da bizim sponsorumuz. O yüzden İddia Türkiye'de spor bahisleri çatı kurumu. İddianın verdiği fiziksel bayilikler var. Aynı zamanda iddianın verdiği sanal bayilikler var. Tuttur, Milyoner, Nesine, Misli gibi şirketlerde sanal bayileri ve onlar lisans üzerinden gidiyor. Siz Spor Toto Teşkilatı ile anlaşmanızı yapıyorsunuz. Spor Toto'ya yaptığınız ödemeler var. Spor Toto'ya karşı yükümlülükleriniz var. Ve ancak o şekilde spor bahislerini oynatabiliyorsunuz Türkiye'de. Dolayısıyla bunun dışında bir aksiyona girmeniz yasak. Nasıl ki sen tek başına ben milli piyango düzenliyorum diyemiyorsan, bu işte böyle. Tek başına bahis oynatıyorum diyemiyorsun. Dinleyicimizin bildiği ama görmezden geldiği gerçek de bu. Aynen, çok basit aslında.
Gürkan Nalbantoğlu o zaman demiş Galatasaray'ın kapı açıkladığı futbolcu maaşları da sportif AŞ'yi ilgilendiren kısımlar. Kalan kulüp tarafından ödeniyor. Hep sonradan ortaya çıkıyor ya, aslında daha fazla kazanıyorlarmış diye demiş. Aslında bilemiyorum tabii, orası sponsorluk diye söylendi Galatasaray'da. Hani Icardi'nin ya da Zaha'nın anlaşmalarındaki kalan tutarlar tam olarak nereden ödeniyor? Onu bizim bilmemiz mümkün değil. Öyle bir şey de kamuoyuna yansımadı. Sponsor dendi, geçildi ama kulüp kendi içinden, dernek kısmından mı ödüyor? Onu bilmiyorum açıkçası ama hani böyle ödeniyor olsa şaşırmazdım, öyle söyleyeyim. AŞ ile arada böyle bir fark var çünkü. Muhammed Akçı, Ali Yerim gerek yok yorma kendini diyor ama siz açıklayınca anladım ben aradaki farkı demiş. Demek ki benim gibi tam bilmeyen için biraz yorulmanız faydalı oluyor demiş. Yani evet, Ali abi öyle düşündü o esnada ama konuşmakta, açıklamakta fayda var bence de. Sadece dinleyicimiz için değil, hani herkes için de. Basit olsa da, çok basit gözüken şeyleri de evet bazen konuşmak gerekiyor. Bazen basit şeyleri de hayatta kaçırabiliyoruz. Düşünemeyebiliyoruz yani. Bu da insanlık hali. Evet, konuyla ilgili durum bu. Bakalım iş nereye varacak. Galatasaray bugün de bir maçı var. Ki iç saha karşılaşması yine. Sırt sponsoru. Herhalde hani dünden bugüne değişen bir şey olmadı Galatasaray cephesinde. Aynı şekilde karşılaşmaya çıkacaktır. Herhangi bir şey de olmadı. Şimdi Milliyet gazetesini açtım Mert. Hı hı. Orada Fenerbahçe'ye sponsor olan Paşa Grubun yönetim kurulu başkanı Vedat Erbaş açıklama yapmış. Geçen de o televizyon programına konuşmuş. Televizyon kanalına. Şöyle söylemiş. Paşa Grup bir otel grubudur. Otellerin altında kasinolar, restoranlar, spor salonları ve saunalar vardır. Kasino reklamları vermek yasak. Biz otellerimizin reklamını yapıyoruz. Ayrıca sadece otel firması olduğumuzu ve bu yönde faaliyetler yaptığımızı bildiriyoruz demiş. Ali Koç şirketin dosyalarını defalarca kez inceledi. Devletten yetki alarak bu anlaşmaları yaptık. Spora katkı vermek isterken karalanan duruma düştük demiş. Galatasaray'ın yaptığı anlaşma hakkında yargı yapacak durumda değilim. Ama CNN, CNBC'ye dahil olmak üzere dünyada hiçbir televizyon kanalının bu parayı verdiğini duymadım diye de eklemiş. Bir de şöyle bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Şimdi o dinleyicimiz Onur Ayla bir görsel de göndermiş. Paşa grubuyla ilgili bir yasa dışı bahis sitesinin görselini bize göndermiş. Hani onlarda da yasa dışı bahis var. Benim burada anladığım, bu isimler de kullanılarak farklı markalar oluşturuluyor. Yani bugün Galatasaray'ın sponsoru olan firmayla Merit Grubun alakası yok aslında. Ama isme bakarsan sanki o grubun uzantısıymış gibi. Evet. Paşa'da da bu var anladığım kadarıyla. Yani Paşa ismi kullanılarak da böyle bir şey oluşturulmuş. Onun da ayrımını iyi yapmak lazım. Yani ikisi de farklı şeyler. Burada onların benim bildiğim kadarıyla bir siteleri yok. Sadece canlı otellerin altında kasinoları var değil mi? Onların şeyi olmuyor. İnternet siteleri, kendine ait şeyleri yok. Sadece canlı fiziki, hani iddia bayi gibi şey kasinoları var değil mi? İnternet siteleri yok. O internet siteli uzantıları... Hepsinin şey değil ama hepsinin için aynı şey geçerli olmayabilir. Onu da söyleyeyim. O kadar fazla var ki illegal bahisle alakalı. Yani hani kesin yoktur diyemem. Hı. Belki vardır bazıları. Ama bilmiyorum. Ama hani Merit'ten bildiğim kadarıyla isim kullanılarak yapılıyor. Evet, Merit'inki öyle. Merit'inki öyle. Zaten bu Galatasaray'dan önce de tartışma konusuydu. Merit'le alakalı olarak. Öyleymiş. Ben de bilmiyordum ama açıklamalardan gördüm. Uzun zamandır süren bir dava süreci var. Hatta yurt dışlarına kadar götürülmüş ama çok sağlıklı bir sonuç da alamamış herhalde şu ana kadar. Hala o ismi kullandıklarına göre. Mustafa Dürüst, Galatasaray çok kötü yönetiliyor. Bir an önce bu yönetim gitmeli demiş. Yönetimle ilgili evet eleştiri çok. Yönetimi şu anda kurtaran kısım tabii futbol takımının aldığı sonuçlar, kısmen aldığı sonuçlar. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi ama ligde şu anda puan kaybı olmadan giden tek takım Galatasaray. Bugün de kazanırsa liderlik koltuğuna oturacak. Hafta sonu derbi var. Derbiyi de kazanırsa çok büyük de bir hava yakalar Galatasaray futbol takımı. Bu hava yakalamışken
Gider mi yönetim? Çünkü şey de bekleniyor. Ben okuyorum. Böyle bir güven tazelemek için bir erken seçim. Öyle genel kurula gitme gibi bir şey de konuşuluyor. Gerçi başkan en son bunu yaptığında Mustafa Cengiz'e kaybetmişti. Başkanlığa gitmişti. Şimdi de öyle bir şey olabilir deniyor. Bakalım, zor yani Galatasaray'daki bu süreci yönetmek kolay bir iş değil. Bakalım. Ama işte böyle tartışmalı hamlelerle de daha da zor durumda bırakmamak gerekiyor. Tabii. Hem Galatasaray yönetimini hem de Galatasaray'ı. Şimdi mesela Dursun Özbek yani bu bilet skandalı konusunda Cumhuriyet Başsavcılığına başvuracağım deyip başvurusunun tamamen farklı şekilde çıkması bile yani çok güven zedeleyici bir hareket. Dün Hayri Kozak açıklama yapmış, mahkemeye gitmiş Dursun Özbey'in şikayeti üzerine ve bir daha da divan kurullarına katılmayacağım demiş. Dursun Özbey'i de artık hani tanımıyorum, başkanlığı da tanımıyorum gibi bir ifadesi olmuş. O da bayağı... Yani o başvuru üzerine Hayri Kozak çağrılıyor. Evet, yani burada olayın araştırılması için değil. Konuşanlar için. İddialar için. Ki tekrar söyleyeyim, bence konuşanlar için de çağrılabilir ama onunla birlikte aslında böyle bir soruşturma açılması için de başkanın başvurması gerekiyordu bence ama o konuyu eksik bırakmış. Mesela şöyle bir eleştiri de var. Ne kadar mantıklı bilmiyorum ama mesela bir Kuzey Kıbrıs otelinin bir Türk takımına sponsor olması mantıklı bir şey mi? İnsanları oraya çekmek için yapıyorlar bunu. Yani adam kasinosu olduğunu inkar etmiyor ki. Hı. Ama biz bir oteller grubuyuz diyor. Ondan sonra kasino da işin içinde. Ve dolayısıyla onu da söylemeden, onu dile getirmeden otelin reklamını yaparak o şekilde yapıyor. Yani bu olayda şimdi Kuzey Kıbrıs'ın ekonomisi ne üzerine dönüyor? Bunun üzerine herhalde. Turizm ve yabancı öğrenciler üzerine dönüyor. Yabancı öğrenciler var. Birçok üniversite var. Orada yabancı öğrenciler geliyor. Aynı zamanda çok büyük oteller var. Ve otellerin hemen hemen hepsinde kasino var. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'ın şeyi, ekonomisi, temel ekonomisi son yıllarda bu iki unsur üzerinden gidiyor. Oteller de daha fazla müşteri çekebilmek için Türkiye'de reklamlar yapıyorlar. Sadece bu Paşa Grup yapmıyor. Başka reklamları da eğer biraz daha kafanızı kaldırıp bakarsanız görürsünüz. Yani bunu oteller yapıyorlar. Sebebi de Türkiye'den oraya birçok insanın gitmesi ve orada bir şey, rekabet. O rekabetle oluşan bir durum. Ben de hani her pencereden bakmak için hani soruyorum, mantıklı mı değil mi? Benim de çok hani hakim olduğum bir şey de değil. Mantıklı mı değil mi çok idrak edememiştim. Hani sana sorayım dedim. Evet, kendi içinde bunun da bir mantığı var ki verilen ücretler de dendiği kadarıyla öyle çok fahiş ücretler de değil. Yani ederinin çok üstünde bir tanıtım da yok burada. Mücahit, günaydınlar, severek dinliyoruz. Sizi dükkanca demiş. Selamlar gönderiyoruz. Hangi dükkan acaba? Nasıl bir dükkan? Dükkanca deyince insan merak ediyor ne iş yaptıklarını yazarsanız mutlu oluruz. Galatasaray yönetimi acilen istifa etmeli ve Fatih Terim gelmeli. Şimdi değilse ne zaman imparator demiş. Başkanlık Terim olarak mı söylüyor? Tabii başkanlık olarak bence söylüyor. Çünkü Fatih Terim artık hani bundan sonra genel beklenti kulübe başkan olarak dönmesi. Teknik direktör olarak değil ama şu an öyle bir gündem yok. Diyelim 8.35 saatlerimiz, bu konuyu bence yeterince konuştuk, mesajlarınızı da okuduk. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. 8.42 saatlerimiz devam ediyoruz. Az önce dinleyicimize sormuştum ne iş yapıyorsunuz dükkanda diye. Onlar da ayakkabı üretim işindeyiz. Legal iş demişler, gülmüşler. Legal ayakkabı üretimi. Evet, legal ayakkabı üretiyorlarmış kendilerini. Kolay gelsin diyoruz. Tekrar selam göndereyim. Sezer de ne alakaysa Mert abi seyahatname eseri ne zaman gelir demiş. Konu buraya... Sen söyledin ya. Ben dedim medyadaki maaşları durumları biliyorsun. Ama çok geç gelmiş bu mesaj. Olsun, şimdi bizim aklına çok gelmiştir. Geçti. Bir anda dank etmiştir. Yeni yazmış yani, bir anda yazmış da son cümlelerimde bir şey mi dedim? Yani o benim söylediğim medyayla ilgili söylediğim
cümleleri çürütebilecek tek test sensin zaten. Evet. Hani başka bir test kimse sunamaz. Hani medyada şöyle şöyle iyi, böyle iyi, ondan sonra şirketler karlı falan falan filan kimse diyemez. Bir tek sen diyebiliyorsun. Mert Elam sürekli yurt dışında, tatillerde. Yani nereden bir tek o var. Bu? Bir tek açığımız o yani. Evet. Senin yaptığın tatiller. O zaman hani mahkemeye ben... gitsek hakim der ki tamam iyi güzel söylüyorsun da bu adam nasıl tatilde sürekli? Bir süre ben dikkat çekmeyeyim o zaman. Evet. Burada kalayım da unutulsun gitsin konu. Bir sene birazcık yurdumuzun güzellikleriyle tatil yap, yurt dışına gitme. Ya dün Rize'de bir nasıl diyeyim bungalov otel mi gördüm böyle. Rize'de. Yapma ya. İnanılmaz yani zaten. Rize'de nerede bilmiyorum ama. Merak etmedin mi ya? Şey olarak merak etmedim. Hani görseli gördükten sonra o manzarayı. Yaylada mı yani? Yaylada şeyin yükseğinde yani bayağı dağ manzarası, orman. Şeyler full cam. Duvar da yok. Her yeri görebiliyorsun. Yukarı gökyüzünde görüyorsun. Etrafını da görüyorsun. İnanılmaz yapmışlar. Ayder mi acaba? Tam neresi bilmiyorum ama çok hoşumuza gitti. Ona baktık. Yurt içine biraz kaymış durumdayız. Hadi onu da söyleyeyim. Eserim gelmiyor. Belki bir YouTube videosu çekeriz diye bayağı video çektik aslında biz bu gidişimizde Viyana'da. Böyle kısa kısa YouTube videosu olabilecek şekilde. Sonra vazgeçtik. Üşendik tabii ki. Üşendiniz. Çünkü bilmediğimiz bir şey kurgu. Ya nasıl kurgulayacağız? Onun üzerine ses atacaksın falan. Seslendireceksin. Bir de mantıklı gelmedi ya. Şimdi yurt dışına tatile mi gideceksin? Yoksa YouTube videosu yapmak için ona mı kasacaksın? Sonra çok sıcak bakmadık. Hemen YouTuber'lığımız çok kısa sürdü. Siz biraz üşenmişsiniz. Ya biraz. Aslında çok yani az. Üşenmeseniz yapılabilecek bir şey de. Ya bilsem kurguyu falan denedim çünkü biraz şeydi ama telefondan falan yok olmadı yani. İstediğin zor gibi geldi. Olmadı. Yapamadım bile yani hiç. Çünkü sadece ham video var üzerine benim seslendirmem lazım. Orada o anda konuşmadık çoğunda. Benim burada seslendirmem falan gerekiyordu. Zor geldi o yüzden. Sana prodüksiyonda yardımcı olabiliriz istiyorsan. Var burada ekip. Ahmet abiyle de konuştum şey aslında var. Da. Burada her şey var. Onlara da şimdi bu işi şey yapamam ya. Kendimin eğilmesi lazım. Şimdi Galatasaray'a tekrar dönelim ama bu sefer maçla dönelim. Galatasaray bugün erteleme maçında, 3. haftadaki erteleme maçında Gaziantep'i ağırlayacak. Dün öğlen programda konuşurken tabii ezbere şöyle bir yorum yaptık. Hani Osimhen yedek başlar sonradan girer falan ama tabii Galatasaray'ın yeni transferleri bu karşılaşmada forma giyemiyorlar. Yani maçın olduğu günkü kadro bugünkü maçta oynayabilecek. O yüzden Osimhen yok. Jakobs keza yine yok. Yeni transferlerden Salah yine bugünkü maçın kadrosuna yer alamayacak. Şöyle bir muhtemel paylaşılmış. Ya bu muhtemel var okuyacağım. Onunla bir değişikliği de var. Kalede Muslera, sağ bek Kaan, stoperler Sanchez ve Abdülkerim buraya kadar herkes aynı getirmiş. Bir tek sol bekte bir farklılık var. Kimisi Yelert'i yazarken kimisi de Berkan'ı sol beke yazmışlar. Gerisi aynı. Torreira sarı orta sahası, Mertens önderinde, Barış Alper Yunus kanatları ve ileride de Batshuayi Galatasaray'ın zaten elinde. Özellikle ön tarafta neredeyse alternatif yok. Kanatta hiç alternatif yok. Ziyech sakat, Salah yok. Barış Alper Yunus. Mertens'e alternatif Yusuf var ama yedek. Zaten santrfor olarak da elinde bir tek şu anda Batshuayi kaldı. Galatasaray yedeği de yok. Ne yapacak bugün Galatasaray? İşler yolunda gitmezse acaba? Kadro çok zayıf. Gaziantep'in de öyle bu arada. Bir kısım oyuncu onların adı da yok da. Galatasaray ön bölgede bir hayli zorlanabilir işler istediği gitmezse. Yusuf var. Oyuna dahil edebileceği Kerem Demirbay. Berkan var. Efe var. Başka da gençler var. Çıktı 11 ile skor almaya çalışacak Galatasaray. Çıktı 11 skor alamasa işte Gaziantep'in de içinde bulunduğu durumla alakalı olarak yine çok büyük problem yaşar mı dersen? Yaşamaması lazım yani. Hayır. Öyle bir durum yok. Yani şu an işte ben de Transfermarkt'ta Gaziantep'in kadrosunu açtım. İlk göze çarpan tabii takımın toplam değeri oluyor. Yani 22 milyon euro civarında bir toplam takım değeri var Gaziantep'in. Ligde zaten Gaziantep seviyesindeki kulüplerin de ortalaması bu. O yüzden işte büyükler hani kimlere karşı rekabet ediyorlar, neler beklemeliyiz, neler beklememeliyiz. Biraz cevabı öyle geliyor. Galatasaray tabii Fenerbahçe maçı öncesi bir kere bence işini çabuk bitirmek isteyecektir. Aynı zamanda yıpranmak da istemeyecektir. Ben hızlı bir Galatasaray başlangıcı, hızlı skor alan bir takım, ikinci yarıda da rölantide oynamayı tercih edecek bir takım bekliyorum
bugün Galatasaray'dan öyle bir şeyim var açıkçası. Beklentim var. Bakalım Galatasaray akan oyunda çözebilecek mi, yoksa duran topla birlikte son maçta olduğu gibi. 2-3 gol hepsi duran top. Taç'tan gelen 3. gol, 2 gol direkt ortada yapıldı. Paslaşarak kullanıp orta yapıldı. Galatasaray o şekilde karşılaşmayı çözmüştü. Akan oyunda bence biraz zayıf kaldı Galatasaray. Evet, işte bugün Barış ve Yunus'un bir önceki Rize Spor maçında olduğu gibi oynama ihtimalleri, şansları yok. Yani onlar mutlaka performanslarını, günlük performanslarını yukarı çekmek zorundalar. Hadi Barış Alper'in ciddi bir kredisi var ama Yunus'un mutlak şartta, hani ben bu kadroyu hak ediyorum, bu kadroda olmayı hak ediyorum, bu kadroda iyi bir alternatifim, görev bana geldiği zaman her işi yaparım, merak etmeyin dedirtmesi gerekecek bir karşılaşma. Rakip de uygun bence. O yüzden biraz gözler Yunus'un üzerinde olacaktır. Sevindirici taraf Mertens'in bir önceki karşılaşmada çok iyi olmasıydı. Düşündürücü taraf üst üste iki maçta Mertens fiziksel olarak ne kadar kaldırabilecek? O da Mertens açısından bir test olacak Galatasaray'da. Sara bence özgüveni buldu bir önceki mücadelede. Şimdi ondan da mutlaka aynı şekilde devam etmesi beklenecektir, istenecektir. Bunun yanında işte Yelert henüz kendini kabul ettirebilmiş bir oyuncu değil. Fırsat var onun. Bugün onun için de bir fırsat var. Yani Yunus için fırsat olduğu gibi Yelert için de bir fırsat var. Davinson'un varlığı büyük bir artı. Rakibin hücumlarını önde karşılamak, kaleye yaklaştırmamak için. Kaan Ayhan zaten belli bir seviyede oyunu hep tutturuyor. Bazen çok çok iyi oluyor. Bazen hani standartın çok bir tık altına düşüyor. Genelde standart olduğu için ben güvenilir bir oyuncu olarak görüyorum Kaan Ayhan'ı. Hani Galatasaray evet yedek kulübesi biraz zayıf ama bir de rakibe bakmak lazım. Yani rakibe de bakınca Galatasaray açısından ben zor bir karşılaşma beklemiyorum. Gaziantep'te de oynamayacak oyuncular var demiştik. O maçın tarihinden sonra takıma katılan isimlerden Lungoyi bugün yok. Bado Ndiaye o da Halil. Süper Lig'i sevdi. Halil o isimlerden birisi. Okereke bir de sanıyorum ki. Evet, Okereke, o da Cremonese'den gelen isimlerden birisiydi. Bu isimler bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecekler. Takımın başında da Gaziantep'te Selçuk İnan var. O da Galatasaraylı kimliğiyle de bilinen, orada çok büyük başarılar imza atmış bir isimdi. Okan Buruk'la karşı karşıya gelecek. Böyle teknik direktör çekişmeleri de yeni dönemde, hani benim gençliğimin, çocukluğumun isimleri böyle karşı karşıya geliyor. İşte geçen maçta da Burak Yılmaz'la Arda Turan mesela karşı karşıya geldiler. Selçuk İnan, hani Caner Erkin de teknik direktör olursa o karam tayfa tamamlanacak gibi. Sana kendini yaşlı hissettirir işte böyle futbol. Evet ya, vallahi bak Selçuk İnan bir tarafta, o Burak Yılmaz Arda Turan'ı görünce böyle bayağı da sarılmışlar birbirlerine. Değişik duygular hissediyor insan. Şimdi bugün maçla ilgili detaylar bunlar. Derbi öncesi Galatasaray dediğin gibi çok fazla zorlanmak istemeyecektir. Büyük ihtimal bir önceki maç nasıl skoru erken buldu, 66 civarı 4 oyuncu birden değiştirdi Okan Buruk. Hem bu maçı hem büyük ihtimal derbiyi düşünerek bunu yaptı. Riske girmedi ki Davinson da hani Davinson da değişik bir oyuncu bu arada. Hani Abdülkerim'le işte Nelson sezonlara yavaş başlıyor falan. Ama Davinson'a bak, Davinson'a kıyasla daha çok maç yapmalarına rağmen daha geç açılıyor. Davinson hani sezonu zaten ilk maçta çok iyi başladı, sakatlandı. Şimdi döndü, yine çok iyi başladı. Bıraktığı yerden hep devam ediyor. Çok enteresan diğer iki oyuncuyla kıyasladığımızda. Bu anlamda iyi bir örnek hani Davinson Sanchez. Bugün yine skoru erken alabilirse Galatasaray herhalde Davinson'u da çok fazla riske etmeyecektir. Okan Buruk oyundan alacaktır onu. Ön tarafta çok fazla değişiklik yapma ihtimali yok aslında. Onu nasıl yapacak bilmiyorum ama ön tarafta da bazı oyuncuları dinlendirmesi gerekebilir. Fenerbahçe maçı öncesi. Çünkü Fenerbahçe haftayı dinlenerek yani geçirecek. Orada Mertens'i koruyacaktır. Yunus büyük ihtimalle 11'de olmadığı için bugün 90 dakika sahada kalabilir. Barış Alper zaten 90 dakika sahada kalmaya programlı bir şekilde futbol kariyerini devam ettiriyor. Peki Yunus haftayı ilk 11 olmayacak mı sence? Ziyech sakat. Zalay. Yeni geldi o da. Bir anda bence direkt başlar, hazır geldi diyorlar. Tabii oynayarak geldi ama. Eğer Yunus bugün de hafif sallanan bir performans gösterirse direkt başlar. Yunus yani bugün çok çok iyi oynamalı bana sorarsan.
hani vay be Yunus'a bak dedirtmesi lazım ki Fenerbahçe maçında formayı kapsın. Standart bir performans direkt formayı Salah'a verir. Aslında pozisyon şansı da çok var Yunus Akgün'ü. Yani son maçta da pozisyonlara girdi. Gol atsa atardı. Atamıyor. Atamıyor işte. Yani. Atabilse. Ayrılmadan önce de öyleydi biliyorsun. Evet. Adana Spor'daki gibi olamadı bir türlü. Bir özgüven mi artık? Bir talihsizlik mi? Şanssızlık mı? Bir türlü o şeyi kıramadı. Gol atsa da aradı. Tabii hiç gol atmıyor değil ama istikrara oturtamadı. Yani orada koruyacağı oyuncu Mertens olur. Oraya getirecektim sözü. Mertens'i de büyük ihtimalle Kerem Demirbay değişikliği yaparak, Saray'ı biraz ileri atarak, yani Kerem'i Torreira'nın yanına alarak o şekilde korur. Yusuf Demir'i de Yunus'la belki değiştirip evet, kanada yani alır. İşte böyle bir şey olursa. Ha, savunmada da Galatasaray skoru bulursa bence Davinson'u gene çıkartabilir. Aynen. Ben bu arada Kerem'den önce Berkan'ın forma giyebileceğini düşünüyorum. Ya, olabilir. Geçen maç aynı anda oyun aldı gerçi ama Berkan bence form grafiği olarak şu anda Kerem Demirbay'dan önde gözüküyor. Ben beğeniyorum son dönemde Berkan Kutlu'nun performansını. Bir de Icardi ile ilgili haber var. O da ülkeye dönüyor. Sanıyorum yarın gelecekmiş. Çarşamba günü. Evet, yarın gelecekmiş. İstanbul'a dönecek ve kulüp tarafından da kontrol edecek. Derbide kulübede olmak istediği söylenmiş. Hatta süre almak istediği söylenmiş Mauro Icardi'nin. Benim okuduğumda PAOK maçına yetişeceği. PAOK bir sonraki maç mı? Evet. PAOK maçına yetişen buraya da yetişiyor. Yani Icardi açısından bakarsak zaten çok hazır olmadan oynadığı için Icardi oynamak istiyorsa kadroda olur bence Fenerbahçe derbisinde de. Hani oynamasa bile yedek kulübesine oturmak için o sahaya çıkmak için maç deplasmanda Fenerbahçe'nin stadında orada bir psikolojik açıdan bile kulübede olmak. Bazı oyunculara yapılıyor çünkü bu. Sakat olması bilinmesine rağmen kulübeye alınabiliyorlar. Icardi'de de bence öyle bir şey olabilir. O sahaya çıkar maç önünde, çimlerde yürür. Hangi yabancı dışarıda kalıyor o zaman Galatasaray'da? Tabii onu da hesap etmek lazım. Ben çok ezbere konuştum ama yabancı dengesini tabii gözetmek lazım. Belki olmaz şimdi. Birini dışarıda bırakman lazım o zaman değil mi? Galatasaray'ın 14 yabancısı var. Yani işte ikisini bırakman gerekiyor. İkisini bırakman gerekiyor. Belki bu dediğinden dolayı da olmayabilir. Bak şimdi beni güzel düzelttin. Bu tabii riskli olur böyle bir durumda. Yusuf Demir olur zaten onlardan birisi. Yusuf Demir. En kolay. Zaten Ziyech sakat bu arada. Sakatlık varsa kolay. Sakat ceza varsa kolay. O zaman girer zaten Icardi. Aynen. Diğerinde tercih meselesi. Evet. Ya zaten Icardi dediğin gibi hani ya antrenman yapmadan Galatasaray'da maçları oynayarak kariyerine devam ediyor. Bu sene de hani sezon öncesi kampı pek Icardi'ye yaramadı gibi gözüktü. Yani çok bir fark görmedik ne yazık ki. Ben çok heyecanlanmıştım açıkçası hani Icardi sezon öncesi kamp falan acaba nasıl neler yapacak, fiziği biraz kuvvetlendiğinde de şimdi yani bütün milli arada herkes maç oynadı, işte kalanlar çalıştı, o şu bu, Icardi bir şey yapmadı gene. Bandanara ile barıştı. Öyle mi? Bir görüntüleri çıktı birlikte. Abi, haberim yoktu benim. En azından morali düzgün şekilde Türkiye'ye geliyor demektir. Hani dediğim gibi ben defalarca söyledim, Icardi'yi böyle kabul etti Galatasaray. Bundan sonra da çok farklı bir şey beklemek oyuncudan, işte düzenli antrenman yapması, fizik seviyesini belli bir noktaya çekmesi falan bence hayal. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Saatlerimiz 9, programa devam ediyoruz. Galatasaray-Gaziantep maçını konuşuyorduk. Dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor karşılaşmayla ilgili ve karşılaşmayla birlikte Galatasaray'la ilgili de mesajlar geliyor. Onlardan birisi Doğan şöyle demiş. Abi bizim sezon öncesi kamplarda bir şey yok ki demiş. Boyu da sezon öncesi kampı görmemişti. 35'e gitti demiş. Buradan şey aklıma geldi. Zaha'nın gittiği Lyon'da fiziksel olarak çok hazır bulunmadığı için son maç kadrosu alınmaması aklıma geldi. Yani buradaki kampların, buradaki oyuncuların fiziksel durumlarının Avrupa için bir gösterge olmayabileceği konusu. Bu gerçekten böyle örneklerle de ilginç bir yere gidiyor. Yani buradan gidenlerin sürekli sakatlanması. İşte Zaha'nın bu yüzden maç kadrosuna dahi alınmaması. Bırak ilk 11'i kadroya alınmaması. Peki neden sence? Ya bunu bilmiyorum abi. Şeye inanmıyorum mesela. Ya bunca gelişmeyi takip etmiyor olamaz. %100. Yani Okan Buruk mesela uluslararası bir isim artık. Yani Okan Buruk yerel bir isim değil. Hadi yerel olsa gelişmeden haberi yoktur falan diyeceğim. Ben söyleyeyim mi kafamdaki düşünceyi? Söyle. Futbolcular yüzünden. Futbolculardan çekindikleri için.
futbolcuya dayalı düzen olduğu için ben öyle olduğunu tahmin ediyorum. Peki yurt dışında yok mu futbolcuya dayalı düzen? Sadece bizde mi var yani? Demek ki bizde daha fazla. Demek ki bizde daha fazla. Yani çünkü hakikaten yani bırak şeyi söyle ismini, senin lisanslı bir antrenör olmanı, işte lisanslarını tamamlamış, bu işe kafa yormuş, bu işe yıllarını vermiş bir antrenör olmanı. Yani bugün sadece interneti kullanarak antrenman metotlarını öğrenme ihtimali yüksek. Evet. O yüzden de hani Türkiye'deki her kulübün, her antrenörün, her teknik direktörün bu konudan uzak olma, bu konuyu takip edememe gibi bir şansı yok. Mutlak surette bunları biliyorlar ama benim anladığım, benim gördüğüm iş uygulamaya geldiği zaman biraz daha esnek davranmak zorunda kalıyorlar. Yoksa bunu başka türlü ben açıklayamıyorum. Peki aynı Türk futbolcular yurt dışına gittiklerinde de farklı dinamiklerden bahsediyorlar. Ozan Tufan da aynı şeyi söylüyor. Abdülkadir aynı şeyi söyledi sonunda. Abdülkadir Ömür söylüyor. Hepsi yani tek tek saymaya gerek yok. Orada normal karşılıyorlar. Onlar adapte olmak zorunda kalıyor. Evet. Aslında her kültürün kendi şeyi var, dinamikleri var. Yani bizimkiler oraya gittiğinde, bizimkiler adapte olmak zorunda. Yurt dışındakiler buraya geldiğinde bizim şartlara adapte oluyorlar büyük oranda. Zaten bizimkiler yurt dışına gidip adapte olamazlarsa geri dönüyorlar. Buradakiler de memnun değillerse zaten gidiyorlar ya da ayak uyduruyorlar. Aynı geçen gün sana bir örnek vermiştim. Şimdi onu da tekrar söyleyeyim. Örnek şuydu, Serhat Akın milli takım kampında o gün Temiz Kanoğlu ile Rüştü Reçber tavla oynuyorlar. Serhat Akın da yeni yetme bir oyuncu, daha yeni çıkmış. Ertesi gün maç olduğu için erken yatmak istiyor, erken uyumak istiyor. Ardından da işte biraz da gençliğin verdiği cehaletle gidiyor. Bunlar oynarken pat diye ışıkları kapatıyor. Çünkü işte bunlar da böyle şeye vurarak oynuyorlarmış. Pulları vurarak oynuyorlarmış. En sevmediğim oynama türü. Sonra da bir güzel dayak yedim diyor. Şimdi mesela bunun başka bir yerde sence olma ihtimali var mı? Harry Kane bileyim Saka'yı şey yapıyor böyle milli takım kampında. Olmaz yani. Antik şey bence gelmiyor. İşte şey bu, de olur. Balkanlarda falan olur. Ne bileyim, evet, Yunanistan'da işte belki olur. Şeyle, senin söylediğin gibi yani biraz kültürle, buradaki yapıyla, buradaki alışkanlıklarla alakalı şeyler. Dolayısıyla evet, bir uyum gösterme durumu var. Zaten hep anlatılıyor, konuşuluyor ya, son derece normal. Yani burada hiçbir kurala uymayan insanlar yurt dışına gittikleri zaman mum gibi oluyorlar. Neden? Neden? Aynı kural bizde de var. Aynı trafik kuralları bizde de var. Aynı görgü kuralları bizde de var. Zaten görgü kuralları evrensel. Hani öyle çok da fazla ülkeden ülkeye değişmiyor. Görgü kurallarından bahsediyorum. Nezaketten bahsediyorum. Nasıl oluyor? Buradaki insan oraya gittiği zaman mum gibi bütün kurallara uyuyor. Elindeki çöpü dolaştırıyor bütün seyahati boyunca yere atmamak için. Türkiye'de arabasının camını açıp uçuruyor o çöpü. Ya da elindeki çöpü pat diye yere atıveriyor. Ben çöpü yere atmasam çöpçüler nasıl para kazanacak diyen çok insan tanıyorum. Mantıklıymış. Çok acayip mantıklı tabii. Çok mantıklıymış. Sabah çıktığınızda ben çok erken çıkıyorum. Sabah o insanlar çalışmasa sokakların bir günde ne hale geldiğini hiç dikkat ettiniz mi? Bu farkındalığınız var mı mesela? Bir çıkın. Sabah erken çıkıyorsanız şöyle bir yerlere bakın. Bir gecede sokakları ne hale getiriyor insanlarımız? Bir gecede bak. Bir gece, sadece bir gece yani. Mesaileri bitiyor. Artık kaçta bitiyorsa, 5'te 6'da neyse. Ondan sonra ben sabah çıkıyorum saat 6 çeyrekte, 6.20 geçe. İnanılmaz. İnanılmaz yani. O saatler içerisinde o sokaklar nasıl o hale geliyor? Peki aynı insanlar yurt dışına gittiği zaman niye mum gibi oluyor? İşte hep zaten söylüyorum ben sana, biz birbirimize çok kötü davranan insanlarız. Kendi insanımız birbirine çok kötü davranıyor. Dışarıda çok böyle şey, nazik, o kurallara saygılı, o ne güzel ya, medeni falan, hiç sırada kaynak yok, bir şey yok, o yok bu yok. Buraya geldiği zaman bambaşka bir şey oluyor. Ne derler? Davranış biçimine bürünüyor. Neden? Bana şeyi, bir şu örneği çağrıştı. Hani bulunduğu kabın şeklini alıyor insanlar. Hani buradaki kap böyle, yurt dışındaki kap başka, onun şekline i̇şte giriyor. Buradaki kabı da yapan sensin.
buradaki yani sen herkes öyle davranıyor diye o şekilde davrandığın için bu haldeyiz. Herkes yere çöp atıyor diyor, sen de yere çöp atmak zorunda değilsin. Yani bu kişisel bir bilinçle alakalı bir durum. Neticede burada yapılan antrenmanların da fiziksel anlamda yeterli olmadığı açık. Ben bunu da tekrar söylüyorum, yani hani antrenörlerin bilgisizliği olamaz. Bu devirde olamaz. Hani kapalı bir ülke olsak, internet denen bir şey olmasa, televizyon denen bir şey olmasa, okey anlarım. Hani kendi yetiştirdiği insanın kendi yaptırdığı antrenman da az önce söyledim, yani bugün biraz dil bilip araştırma yaptığın zaman zaten bazı metotlara ulaşırsın. Ne demek ki uygulamada oluyor. Onu da ben futbolcuya bağlı düzene açıkçası şey yapmaya çalışıyorum. Anlamlandırmaya çalışıyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor çünkü. Mesela şimdi kıyas olarak kimi kıyaslayabiliriz? Nuri Şahin'i kıyaslayabiliriz sanki. Nuri Şahin Süper Lig'de uzun zaman görev alan bir teknik direktör. Antalya Spor'un başında. Hatta bayağı tecrübeli yerli oyuncularla da çalıştı. Hani o antrenman düzeyini düşükte tutabilecek, isyan çıkarabilecek birçok yerli futbolcusu da vardı. Şimdi Dortmund'a gitti. Bambaşka bir ülkeye alışık olduğu gerçi bir düzene gitti. Mesela ona sormak lazım, acaba nasıl iki takım arasındaki fark, antrenman temposu, futbolcuların bakış açısı nasıl? Antalya'da nasıldı, Dortmund'da şu anda nasıl? Keşke dinlesek Nuri Şahin'den. Muhsin Ertuğral Sivas'a gittiğinde hatırla. Biliyorum, sabah erken idman koyduğunda isyan çıkıyordu değil mi? Ona idman koymak istemiş, kapısını çalmışlar. Hoca hayrola diye. Bak gerçi geçen Emre Akbaba'nın röportajına denk geldin mi? Eyüp Spor'da o da şimdi. Hı. Arda Turan. O da yaz döneminde sabahın körüne antrenman koyuyormuş. Günde 3 idmana kadar yaptırmış. Hani futbolcuların da hoşuna gitmemiş o dönem ama şimdi anlıyoruz ki diyor, hani maçlarda farkı görüyoruz o antrenmanlar yani, sayesinde. Simeone efekt herhalde o diyor. Arda Turan'ınki büyük ihtimalle Simeone'nin etkisidir. O da biraz kendi karizmasını herhalde kullanarak bunu yapıyor. Şimdi hani her teknik direktör de bunu yapamaz diye bir şey yok. Yani buradakileri mum gibi yapacak teknik direktörlerimiz de var bizim. Yani buradaki iklim, düşük tempolu idmanı belki ön plana çıkarıyor, futbolcu isyan ediyor ama o futbolcudan büyük profillerimiz de var bizim. Yani Arda o isimlerden biri mi tartışılır, yaş olarak değil ama futbolcu geçmişi olarak, milli takım geçmişi olarak çok önemli bir isim. O karizmayı kullanarak o bir şeyler yapmaya başlamış Eyüp Spor'da. Bu mesela hoşuma gitti. Mesela Okan Buruk yapamaz mı istese? Yani antrenman temposunun düşük olduğunu ben de varsayıyorum Galatasaray'da. Okan Buruk'ta da aslında o şey var ama takımın şeyi mi? Ne bileyim, yıldızlardan kurulu olması diyeceğim. Yurt dışında da yıldızlardan kurulu çok takım var ve çok iyi ama çalışıyorlar. Ama işte burada görüyorlar. Buradaki düzeni görüyorlar. Bir kere burada kulübün zaten sana borçlu olması sürekli bir problem değil mi? O zaten evet. Tamam işte. Temel kaynak oradan çıkıyor. Yani sen yabancı yıldızlarına sürekli borçlusun. Sürekli geriden geliyorsun. Sürekli bir şeyin var. Ya işte bizi idare et. Şu borçluluk kağıdını imzala. Eskiden öyleydi. Şimdi kalktı diyorlar onun için. Ama sürekli geriden geliyorsun. Şimdi Fatih Terim döneminde gene geçen gün bir eski futbolcu anlatıyordu. Ümit Davala. Muslera'nın parasını yatırmıyor Galatasaray. Muslera antrenmana çıkmayacağım diyor. Çıkmam ben antrenmana diyor. Param yatırılmadı diyor. Fatih Terim de çıkmazsan çıkma diyor. Ondan sonra işte yedek kaleciyi çağırıyor. Onu hazırlatmaya başlıyor falan filan. Öyle bir şey anlatıyor. Şimdi işte oyuncular bir kere ekonomik olarak senin üzerinde gözüküyorlar. Çünkü sen sözleşmede verdiğin vaatleri günü gününe getiremiyorsun, yerine getiremiyorsun. Şimdi bir ay, iki ay geriden gelsen dahi, ya ne olacak işte, adamların milyon dolarları var. Ama işte bir ayda ederler tabii ki. Onlar idare etmelerinde sorun yok. Ama işin psikolojisini döndüğün anda sen kulüp olarak oyuncuya borçlusun. Kulüp olarak oyuncuya borçlu olduğun noktada, ki bunu bütün kulüpler için herhalde rahat rahat söyleyebiliriz. Nasıl adamı şey yapacaksın? Zorlayacaksın. Zorlayamazsın ki. Yurt dışında öyle bir koz veriyorlar mı peki oyuncuya? Büyük oranda vermiyorlar yani. Vermiyorlar tabii yani. Vermiyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Maaşlar kulüpte, kulüplerin nasıl idare edildiklerini de büyük ihtimalle görüyorlardır. Anlıyorlardır oyuncular. Hepsi birbirleriyle konuşuyor.
Dolayısıyla bu bozuk yapının içerisinde onları da bence fazla zorlayamayacaklarını biliyor kulüpler. Ve ortaya böyle bir durum çıkıyor. Bunun zorluğunu büyük kulüpler şeyde yaşamıyorlar. Süper Lig'de. Çünkü Süper Lig'de diğerleri de onlar gibi. Kalite çok büyük fark yaratıyor Süper Lig'de maçları kazanmakta. Fizik güçten ziyade. Ama Avrupa'ya çıktıkları zaman Avrupa'nın orta ölçekli bir takımına karşı fizik olarak müthiş zorlanıyoruz. Yani Lugano'suydu, Molde'siydi, Bodo'suydu, Kulüp Brugge'uydu falan. Fizik olarak bizle dalga geçiyorlar. Neden? Antrenman şeyini bilmedikleri için mi? Metotlarını bilmedikleri için mi? Bence hayır. Yani ben başka türlü tekrar söylerim. Kafamda oturmuyor. Bu fizik olarak mücadele edememe durumunu. Bir de hani fiziki seviye yetenekle alakalı bir şey değil. İşin en güzel tarafı o. Hani sen ne kadar uğraşırsan uğraş. Mesela senin ters ayağını bir yere kadar geliştirebiliriz ama çok da iyi olmayabilir. Büyük ihtimalle çok iyi olmayacaktır. Artık 27-28 yaşına gelmiş bir oyuncuya oyunun fundamentallerini öğretemezsin. O zaten öyle başlamış, öyle devam edecek. Peki fizik güç için, yani fizik güç sadece çalışmakla alakalı. Sadece çalışarak fizik gücünü rakiplerinin seviyesine çekebiliyorsun. Çalışmadığı zaman da düşüyor. Yani burada yeteneğin hiç alakası yok. Sıfır yetenek. Sadece çalışacaksın. İrade biraz. Fizik güçle alakalı. Tabii devamlılık ve çalışmakla alakalı bir durum. Nasıl olacak? Zaten ligdeki temponun da fizik güçle paralel olduğunu da düşünmek gerekiyor. Yani ligde neden oyuncular durarak oynuyorlar? Neden oyuncular yerlerde yatıyorlar? O tempoyu kaldıramıyorlar. Kaldıramıyor çünkü yani. Torreira neden diyor? Bazen dinlenmek gerekiyor diyor yani maç içerisinde. Dinlenmem gerekiyor diyor. Atıyor kendini yalandan, sakatlık numarasından. Bir taç oluyor. Oo, tacın kullanılması yarım dakika. Out atışları 30-35 saniye. Hakemler de zaten hani şey olarak tempoyu kollayan yönetimler göstermiyorlar. Hepsi birbirini bence tetikliyor yani. Eğer ligdeki takımların fiziki kalitesi belli bir seviyede olsa bence tempo da bu kadar düşmez. Oyunda bu kadar durmaz. Ama fizik güç yeterli olmadığı anda her arayı onlar da dinlenmek için kullanıyorlar. Mesela kendimden düşüneyim. Maçta fizik kalitem yerinde ben sürekli oynamak isterim. Yani yere düşüp oyunu soğuması yerine sürekli top sahada olsun. Ondan keyif alan çünkü sahada olmasını ister. Ama o tempoyu kaldıramayan oyuncu ancak kendini bu kadar yere bırakır. Ya da sen, başarı baskısı belki. Sen mahalle maçı falan yaptın değil mi? Yaptık. Peki mahalle maçında yaşıtlarınla oynarken hiç böyle mahallenin abisi amcası sizle maç yapmadı mı? Yaptı. Onların ne hale geldiğini hatırlıyor musun? Böyle bellerini tutup dur bir dakika ben dinleneyim demediler mi hiç mesela siz maç yaparken? Böyle görmedin mi hiç, olmadı mı? İşte o fizikle alakalı. Çoluk çocuk istediği kadar koşabiliyor sahada, evet, mahalle maçlarında. Ama senden fizik olarak geride bir insan yapamaz, koşamaz yani. Bir yerde durmak zorunda. Eli belinde duracak yani. Dalağı şişecek falan hani. Sıfır şeyden bahsediyorum, seviyeden bahsediyorum da ne demek istediğimi anlatmak için bu örneği verdim. Birkaç mesaj okuyayım konuyla ilgili gelen. Okan, antrenman haricinde antrenman sonrası kendine bakma kültürü de çok farklı bence demiş. Biz rahatlığa, tembelliğe alışkın bir toplumuz. Yeme içmeyi seven bir kültürümüz var. Mutlak bunların da etkisi çok demiş. Tabii birçok ayağı var. Biz hepsinden bahsetmeye çalışıyoruz. Antrenman sonrası kültür de ayrı bir kültür. Onda da yavaş yavaş sanki gelişiyoruz ama yani biraz yavaş ama ne bileyim daha çok psikologla çalışan, daha çok özel antrenör tutan, daha çok profesyonelleşen futbolcular var ve kulüpten bağımsız bunu da yapıyorlar. İşte mesela Barış Alper'le ilgili söyleniyor. Barış Alper'in değil mi? Evet. Tuttuğu böyle bir yani hem çalışma anlamında değil mi fizik olarak? Evet, o fizik gücüne ne kadar fark yarattığını gördük kariyerinde. Abdülkerim de yapıyor gerçi de Abdülkerim'e de çok kas yapıyorsun, hızından kaybediyorsun diye onu da eleştiriyorlar mesela. Onda da bir dengeyi tutturmak lazım. Her spor çalışan, kas çalışan da pozitif bir şey olmayabilir. Bazı oyuncular için de dezavantaj da olabilir. Doğru çalışmak önemli orada. Evet. Yaptığın spora göre kaslarını ona göre geliştireceksin. Mustafa Demirkaya, Ali abiye hayranlığım arttı iyice demiş. Ben belediye çalışanıyım. Tam isabet tespitler demiş. Bizi küçük görüp o dediği şeyleri çok diyen oldu. Benim vergimle maaş alıyorsun diye demişler zamanında. Ben sabah 6:30-15:30 çalışıyorum. Ali abinin dediği gibi ertesi gün geliyorum sanki hiç temizlememiş gibiyim demiş. Savaş alanı gibi oluyor ne yazık ki. Evet. Kendi zaten birebir yaşamış.
dinleyicimiz. Galileo'ya bir gönderme. Antrenman kalitesizliğinden cesurca bahseden ilk kişi 18 yaşındaki Enes Ünal'dı. Çok olgun bir demeç vermişti 2017 veya 18'de. Kendisi de sürekli sakatlanıyor. Türkiye'de aldığı altyapıyı bundan bağımsız düşünemeyiz. Bunun daha Nihat'ı emresi var demiş. Tabii Enes Ünal'ın sık sakatlanmasını genç yaştaki antrenman kalitesizliğine bağlamak doğru değil. Bence ikisi farklı şeyler. Sonuçta İngiltere'de de çok sık sakatlanan futbolcular var, kronik isimler var. O kas yapısıyla da ilgili olabilir. Enes Ünal'ın büyük ihtimal o öyle bir şeydir. Çünkü bayağıdır yurt dışında antrenman yapıyor Enes Ünal'da. Hani 16 yaşındaki antrenmanın kariyerindeki bu yaştaki sakatlıklarda bence pek etkisi yoktur. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Yani o kadar etkisi olacağını ben zannetmiyorum. Ama bazı oyuncularda kas yapısına göre sakatlık durumları da değişebiliyor. Böyle işte Thiago'da mesela adam Premier Lig Barcelona oyuncusu, en iyi antrenmanları yapıyor ama sürekli sakatlanıyordu. Yani sadece onunla da açıklamamak lazım. Diyelim 9-17 yapmışız saatleri de. Nereden geldik biz buraya acaba? Bu bölümü nasıl açtık da konu buralara kadar geldi? Bayağı da değişti. Galatasaray konuşuyorduk. Ha, dinleyicimizin Doğan'ın mesajıyla galiba buralara geldik diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Emin olamadım ama. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı 58.701 dolar. Dünle fiyat benzer paralel duruyor. TL olarak da 1.996.320'de. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. İddia bölümündeyiz. Şimdi bugün iddia açısından güzel bir gün. Süper Lig'de Galatasaray Gaziantep maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi macerası artık resmen başlıyor. Saat 19.45'te iki maç var. Juventus, PSV Eindhoven ve Young Boys Aston Villa. 22'de ise Bayern Münih, Dinamo Zagreb, Milan, Liverpool, Real Madrid, Stuttgart ve Sporting Lille. Real Madrid, Stuttgart maçını Halimut Meler yönetecek. Arda Güler de bir ihtimal forma şansı bulacak. Son lig maçına ilk 11'de çıkmıştı. Sakatların bir kısmı geri dönmüş ama acele de etmeyecek gibi Ancelotti. O yüzden Arda'nın bugün bayağı bir forma şansı bulması bekleniyor. En son Brahim Diaz da sakatlandı. Evet, bir de uzun bir sakatlık olacak. O da Arda açısından iyi bir haber diyebiliriz oynaması açısından. Bellingham yok. Bellingham, Tchouaméni, onlar hani dönüyor ama çok acele etmiyor Ancelotti. Bugün Juventus'ta da Kenan Yıldız bir aksilik olmazsa forma şansı bulacak. Lig maçlarının hepsinde ilk 11'de çıktı şu ana kadar Kenan'da. Gerçi son iki maçtır işler kötü. Juventus berabere kalıyor ama bugün PSV maçında yine favori olacaktır. La Liga'da da bir maç var. Mallorca, evet. Real Sociedad saat 20'de. Eredivisie'de, Hollanda'da maç var. Dileyenler oynayabilir. İngiltere Lig Kupası'nda da yine Brentford, Everton, Fulham, Manchester United gibi takımlarında yine karşılaşmaları mevcut bültende. Eskiden Şampiyonlar Ligi günlerinde hiçbir şey olmazdı. Onu da bozdular artık. Vallahi bozdular. Ama şeyle alakalı, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları haftaya olduğu için bazı takımların da maçlarını bu haftaya koyabiliyorsun. İşte eskiden kaydırdılar. La Liga'da iki tane takımın maçını kaydırdılar. Hı-hı. Öyle bir şey yaptılar. Bak, La Liga'da şöyle bir durum oldu. İlginç. Ben de yazarken gördün mü onu? Bu maç mesela ileriki haftaların maçı, bugünkü maç değil mi? Mallorca. 7. hafta maçını oynuyorlar. Niye mesela? Hafta içi fikstürüm var önümüzdeki hafta. Hayır, işte Sociedad'da, Bilbao'da Avrupa kupalarında. O yüzden maçlarını şimdi oynatıyorlar. Ben hala mantığını anlamadım bunu, yani şimdi oynamasını. Bak şimdi. 7. hafta La Liga'da. La Liga'da 7. hafta, daha La Liga'da 6. hafta oynanmadı. Evet. 5 hafta geride kaldı. 7. hafta 20 Eylül'de başlıyor. 23 Eylül'de bitiyor. Düzeltiyorum. 7. hafta 24 Eylül'de başlıyor. 26 Eylül'de bitiyor La Liga'da. Haftaya hafta içi. Evet. O hafta içi Avrupa maçları olduğu için Avrupa maçları oynayan takımlar şimdi oynuyor. Kalanlar da ligi oynuyor.
Yani haftaya da Şampiyonlar Ligi maçları yok. Sadece evet. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları var. Anladım. O yüzden Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde olan takımlar şimdiden lig maçlarını oynuyor. Haftaya diğer takımlar normal lig maçlarını oynayacaklar. Gel buradan yak. Yani evet, o da karıştırmışlar bayağı işleri ya. Neyse, dönelim biz Şampiyonlar Ligi'ne. Var mı heyecan? Yok. Yok, yani zorlamaya gerek yok. Kırıntı var belli ki ama ya, gümbür gümbür gelmiyor. Demin sen konuşurken şeyi düşündüm. Niye şimdi Real Madrid'in grubunda kimler var diyemiyoruz mesela? Kimse bilmiyor. Hani bir takımın fikstürünü bilmek imkansıza yakın. Yok, ezberlemen lazım. Dışarıdan takip yani, eden yok. Bir şey için. Hepsinin ayrı çünkü. Hepsinin ayrı fikstürü var. Yani bu ne kadar iyi ne kadar kötü tartışılır. 36 takımlı bir puan cetveli. Dün bakayım dedim puan cetvelini, girmeye başlamışlar. Bayağı bir böyle aşağı doğru kaydırıyorsun yani. Hani internet siteleri yapıyor, araya reklam alıyorlar ya. Evet. Fotoğraflar arasında. Yani işte ilk 8'den sonra reklam almaya başlayabilirsin puan cetveline bakmak için. Ama bilemiyoruz tabii. Şu an hemen net bir karar vermeyelim. İyi mi olacak, kötü mü olacak? Onu göreceğiz. 3 güne yayılmış 6'şar tane karşılaşma. Toplamda 18 mücadele. Aslında daha fazla maç izlemek isteyen için iyi ama izleyeceğin maç sayısı da artıyor. Daha fazla maç izlemek istiyor musun zaten? Ana soru bu yani. Daha ne kadar maç izleyeceksin? Yani bak, sezon başladı bismillah. Eylül'ün ortasındayız. Her gün maç var. Bak, milli aradan çıktık. Her gün maç var artık. Özlüyordunuz ama bu günleri de milli arada. Sana demiyorum da işte genel. İşte, yani o yüzden de insanlar burada tercih edecekler. Şimdi tercih ettikleri noktada diğer karşılaşmalar hep güme gidecek. Güme gidecek, güme gidecek. Mesela bugün 20'de Galatasaray maçıyla ben başlayacağım. Tabii mecbur, onu izleyeceğiz. Mesela 22'deki maça ne kadar insanın enerjisi kalacak, iştahı kalacak, isteği kalacak izlemek için? Kalmaz Mert. Yani sen 8'de televizyonun başına oturup 4 saat aralıksız 12'de kalktın. Yani kalkabilir misin? Arada kalkacaksın, bir şeyler yiyeceksin, yorulacaksın. O şu bu, yani bir sürü şey olacak. Twitter'a yani. Bakacağım. Ya aynen yani, 50 bin tane şey var. 4 saat çok uzun bir süre artık insanları bir şeye bağlı tutmak için. Bu konular biliniyor. Sürekli de herkesin başına geliyor. O yüzden herkes maçları yarım yamalık izliyor. Biliyorsun. Öyle oluyor. Öyle oluyor. İster istemez. Öyle, öyle oluyor yani. Ben Galatasaray maçını konsantre izlemeye yani, çalışacağım. Şampiyonlar Ligi'ne de. Yarım yamalak bakacağız. Yarım göz bakacağız. Bu iyi bir şey mi işte? Mesela reklam verenler için de iyi bir şey mi? Ben onu da düşünüyorum. Hani işi reklam verenler üzerinden döndürüyorlar. İzleyiciler üzerinden döndürüyorlar. Bu ne kadar iyi bir şey? Tartışılması gerekir. Çünkü yani bugün izlemedin, yarın da Şampiyonlar Ligi maçı var. Yarın izlemedin, perşembe de var. Bu kadar fazla olduğu zaman bir şey ortada. Değerini de biraz azaltıyor gibi. Ben hep onu savunuyorum. Yani çok fazla futbol vermen demek, sürekli olarak izleyiciye futbolu özleyememek demek, konsantre olamamak demek, heyecanla bekleyememek demek. Ya farz et dedim işte, sen bugün Şampiyonlar Ligi maçını kaçırdın. Yarın izlersin ya, ne olacak? Yarınki maç daha güzel. İşte yarın izlersin ya. Yarın kaçırdın, perşembe gene maç var. O maçları kaçırdın, haftaya bakarsın. Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası. Bugün saat 14'te kura çekim var, kimse kaçırmasın. Öyle mi? Ziraat Türkiye Kupası'nda. Canlı lütfen. Vereceğiz o zaman biz de. Mutlaka veririz saat 14'te. Yani bilemiyorum bu iş hani format olarak iyi mi olacak, kötü mü olacak, orası tartışılır ama bu kadar karşılaşma, bu kadar oyuncuları zorlama, işte teknik adamları zorlama, izleyenleri de bence zorlama. Akanji'yi gördün mü? Gördüm, 30 yaşında bırakabilirim diyor adam, 29 yaşında. Evet, 29 yaşında 30 yaşında bırakabilirim demiş yani bu gidişte. Ha, bak, futbolcu bırakacak. Müthiş bir örnek verdiler geçen gün bizim Esport'taki cumartesi futbolunda Can Öndüygu söyledi. Hatta onu sana söyleyecektim, seninle paylaşacaktım. O kadar müthiş bir örnekti ki Bellingham'ın 21 yaşına kadar yaptığı maç sayısıyla sahada kaldığı süre sayısı Gerrard, Lampard gibi oyuncuların 3 katıymış. Beckham gibi oyuncuların 3 katıymış. Tek başına onların 3 katı. Yani öteki, örnek veriyorum, 1500 dakika ortalama olarak sahada kalmışlar. 1500-1400 o civarlar. Öteki Bellingham 4500 dakika mesela. Sahada kaldığı süre 21 yaşına kadar. Bu büyük oranda fikstürün yoğunlaşması mı? Ki onun da etkisi var muhakkak. O döneme göre çok daha fazla maç yapılıyor. Resmi maç yapılıyor. Bir de sanki iş daha çok profesyonelleşince, daha genç yaşlardan itibaren oyuncular A takım seviyesine daha hazır şekilde geliyorlar gibi daha de bir durum var. Daha fazla oyuncuya ihtiyacım var. Çok daha fazla maç yapılıyor. Kadronun genişlemesi gerekiyor. Sakatlıklar oluyor, oluyor, bu oluyor.
Ama aynı zamanda o yaşta mücadele eden oyuncular da hani bir kere A takıma yükseldikten sonra, çünkü hepsi üst düzey yetenekler bunlar. Hani burada şeyi ayıramazsın. Biri daha az yetenekli olduğu için az maç oynadı değil. Hepsi üst düzey örnekler veriyor. Yani şeyi karşılaştırdığı, Bellingham'ı karşılaştırdığı oyuncu da Beckham. O derece yetenekli. Lampard. Yani bunlar 27'den sonra yıldız olan oyuncular değil. Hep zaten yıldız olan oyuncular. Ama orada işte ne oluyor? Milli takımda yaptığın maç sayısı çok fazla artıyor. Elemelerle, Uluslar Ligi'yle, onunla bununla falan. Ligde zaten maç sayıları belli. Onun dışında Avrupa Kupalarında da sürekli oynayınca oyuncular işte yıllık 70 maça dayanmış durumdalar. Peki iddiaya dönersek, bugün gözüne kestirdiğim bir maç var mı oran vallahi olarak? Bugün gözüme kestirdiğim çok maç var. 22 seansından başlayayım. Sporting Lille maçında tahmin edebileceğiniz gibi Sporting galibiyeti bekliyorum. Lille Sparta Prag'ın elinden zor kurtuldu. 2-0 kazanmışlardı ilk maçı. İkinci karşılaşma 2-1 kaybettiler. Ama Sparta Prag'ın attığı şut sayısı, yarattığı XG çok yüksek değerlerdeydi. Biraz orada şansına bir Şampiyonlar Ligi bileti oldu. Fenerbahçe eşleşmesi de Lille için zor geçmişti. Ligde de son iki karşılaşmada istediklerini yapamadılar. Diğer tarafta Sporting uçuyor. Geçen sene rekorla Portekiz Ligi'nde şampiyon olmuşlardı. Bu seneye de çok iyi başladılar. O yüzden ben iç sahada Sporting'in net favori olduğunu düşünüyorum. Bir Sporting galibiyeti denerim. 19.45 Aston Villa Young Boys deplasmanında olacak. Young Boys da Galatasaray'ı eledi. Galatasaray'ı eledikten sonra ligdeki karşılaşmasında yine berabere kaldı. O karşılaşmayla berabere kalınca İsviçre Ligi'nde milli araya sonuncu olarak girdi. 6 karşılaşmada 3 beraberlik 3 mağlubiyet. Sonra kupada zayıf bir rakibi 4 golle geçtiler. Hafta sonunda lig maçı yoktu İsviçre'de. Yani Young Boys hala tam böyle silindirleri açabilmiş değil. Zaten izledik. Biraz savunmasının üzerine gidilince ciddi anlamda hata yapan bir takım. Aston Villa bu sene çok yatırım yaptı biliyorsun. Zaten çok iyi bir teknik adamları var. Avrupa kupalarında çok başarılı bir teknik adamları var. Kadroları çok üst düzey. Ligde sadece Arsenal'a kaybettiler. O maçta da yani bir yere kadar bayağı rekabetçilerdi. İzlemiştim ben o karşılaşmayı. Diğer 3 maçı kazandılar. 3 maçta en az 2'şer gol attılar. Hafta sonunda da Everton 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ettiler. İlk Şampiyonlar Ligi maçları. Tarihi bir maç Aston Villa için. O yüzden de ben Young Boys gibi bir rakip karşısında henüz tam da böyle kendini bulamamışken Aston Villa'nın da deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Bayern Dinamo Zagreb maçı için Dinamo Zagreb adına bu hedef karşılaşması değil. Bayern'de geçen sene Leverkusen'den 18 puan fark yedi. 18 puan fark yiyince zaten sezona böyle başlamaları 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediliyordu. Milli ara sonrası Kiel deplasmanında 13 dakikada 3-0 öne geçtiler. Maçı da 6-1 kazandılar. Bayağı sağlam bir dönüş. 25 tane maç yapmış Bayern Münih. Son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada 20'sini kazanmış. 4'ünde berabere kalmış. Sadece Paris Saint Germain'e mağlup olmuş. Bayern ile Dinamo Zagreb arasında çok çok büyük bir fark var. Ben ilk yarıdan Bayern Münih'in bir iddiada seçenek var. İlk yarı 1 ve 1.5 üstü. Yani en az 2-0'ı bulabileceğini düşünüyorum Dinamo Zagreb karşısında. Juventus PSV şu açıdan enteresan. Juventus henüz Serie A'da gol yemedi. İki karşılaşmayı berabere bitirse de 0-0 değil mi? Gol yemedi. 4 tane karşılaşma oynamışlar. Baktım Juventus ne yapmış diye bu 4 karşılaşmada defansif anlamda. 4 karşılaşmada rakiplerine toplam 6 isabetli şut fırsatı vermişler. Yani maç başına 1.5 isabetli şut atmış Juventus'un rakipleri. Tabii çok güçlü rakipler değil. Hellas Verona'yla, Como'yla bir Roma maçı var arada zorlu diyebileceğin. Hellas Verona, bir de Empoli olması lazım. Juventus'un oynadığı 4 tane takım. Hani çok öyle zorlu bir fikstür değil. Ama Juventus defansif anlamda iyi işler yaparken biraz hücumda zorlanıyor. PSV'de tam tersi biliyorsun. 5 maç oldu. 20 gol attılar ligde. Yani PSV
Gol konusunda belki Avrupa'nın en sıkıntısı takımı kendi liginde. Onlar da aynı Sporting gibi bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Yani bir tarafta hem atmakta zorlanan ama kalesini iyi savunan Juventus, diğer tarafta çok kolay gol atan PSV var. Ben goller çıkar ama sanki 3 gol barajı da aşılmaz diye düşünüyorum. Yani Thiago Motta öyle çok da açık bir futbol istemeyecektir bu karşılaşmada. 2-3 gol barajında kalabilir. Bir de Galatasaray-Antep maçında iddia açısından Galatasaray'ın ilk yarıdan ben yine skoru alacağını düşünüyorum. Galatasaray'da ilk yarıda birden fazla gol atabilir Gaziantep'e. İlk yarı galibiyeti düz 1-52, maç sonu galibiyeti Galatasaray'ın 1-14. Evet. Açık ara favori. Bayern Dinamo Zagreb karşısında 1-05 de yine çok açık favori. Real Madrid'in galibiyet oranı da 1-22. Stuttgart karşısında. Tabii gecenin maçı hani Milan-Liverpool, Real Madrid-Stuttgart. Biraz daha gözler oraya kayacaktır Arda sebebiyle. Sen Milan-Liverpool'la ilgili bir şey dedin mi? Milan-Liverpool'la ilgili demedim. Bir şey söylemedim. Yani orada Liverpool favori. Ama mesela Liverpool'un son maçını izledim. Yani böyle milyar öncesindeki şey yoktu. Ne derler? İyi futbol yoktu açıkçası o karşılaşmada. Bu mücadelede biraz daha iyi olabilirler ama Milan'da yani bu tarz karşılaşmalarda hep Milan olduğunu hatırlatıyor. O yüzden bence bir ufak da olsa bir risk var. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. ...9.43 saatlerimiz, programın son bölümündeyiz, haberlerle toparlayacağız programı. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan dün bir müjde verdi. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını söyledi. Yaptığı açıklamada geçen hafta itibariyle onayını aldığımız sermaye arttırımı sürecinde hisse sahiplerimizin hak kullanımları bugün itibariyle başladı. Futbol AŞ olarak ilk günden 2 milyar 550 milyon lira tutarındaki sermaye arttırımı katılım bedelimizi ödeyerek hakkımızı kullandık. Süreç tamamlandığında elde edeceğimiz kaynakla Bankalar Birliği anlaşmasından bu ay itibariyle çıkmış olacağız diyor. Yani Eylül ayı, 2 haftadan az bir zaman kaldı. Sıfır finansman gideriyle artık çok daha güçlü bir yapıya kavuşacağız. Böylece şirketimizin finansal tablolarında büyük bir iyileşme süreci başlayacak ifadelerini kullandı. Bu da çok son dönemde alışık olmadığımız bir tablo olacak. Bir büyük kulübün finansman gideri yok. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmış. Aslında çok da para da harcamış bir takım Trabzonspor ama bir süre bu ekonomik iyileşmenin herhalde etkileri, olumlu etkileri görülecektir. Burada tabii işin pozitif yönü borçsuz olması bir tarafa ama tekrar eski hali acaba döner mi kulüpler? Böyle bir endişe de muhakkak oluşacaktır. Buna önlem olarak acaba bir şeyler yapılıyor mu kulüplerde? Tekrar o günlere dönülmemesi için de kulüplerin, bilmiyorum tüzüklerine mi madde ekletirler, ne yaparlar ama o konuya da dikkat etmeleri gerekiyor. Yoksa yapılan iş çok çok önemli bir iş. Hani burada benim çekincem boşa gitmesin. Dün bir yerde okudum. Türkiye'de işte 2 sene önce yaklaşık olarak çıkartılan kanunda yöneticiler kulübü borçlandırdığı zaman hani ceketini alıp gidemeyecek. Sorumluluk olacaktı. Ne oldu o iş? Herhalde bütün kulüpler hiç borç yapmadı. Geçen 2 sene boyunca hiçbir yöneticinin sorumluluğu yoktu. O da kağıt üzerinde kaldı. Onun da arkadan dolanma şeyi olmuştu galiba. Bir şekilde. Aynen öyle. Arkadan dolanıp onu hallettiler diye hatırlıyorum. Yani gene iyi niyetle hazırlanan bir yasa. Gene insanlara sorumluluk veren, ekonomiyi düzeltmek adına yapılan bir hamle. Ama yine sonuçsuz, tamamen kağıt üzerinde kalan bir durum. Evet, yani sen hani tüzüğe de eklettirsen böyle bir madde, yani onun da arkasından ne yapsan olmuyor. Yani, ne yapsan olmuyor. Yani. Kulübü borçlandırabilir. Tabii ki öyle aslında günün sonunda. Var mı onu ceza alan bir yönetici mesela? Yok. Öyle bir yönetici yok benim. Ha şimdi tadım. Neyse, bir şey söyleyecektim, söylemeyeyim. Otokontrol artık. Otokontrol mekanizmam çalıştı. Tamam, söylemeyeceğim. Sana şey, programdan sonra söylerim ama söyleyeceğim. Tamam. Güzel bir şeydi. Gülerdik, eğlenirdik, biraz düşünürdük falan. Ama söylemeyeceğim. Peki, meraklandırdın da insanları artık ama ben öğreneceğim artık. Son iki haberim şöyle. Birincisi, Sabah gazetesinde Zalewski aşkı diye bir haber paylaşılmış. Beşiktaş Ocak ayı transfer listesinin ilk sırasına Galatasaray'ın alamadığı yıldızı yazdı denmiş.
Chamberlain gitmeyince eli kolu bağlanan Kartal hem orta saha hem de bek oynayabilen Polonyalı oyuncuyu takipte tutacak. İstediği ayrılık gerçekleşirse Roma'nın kapısını çalacak demiş. Oyuncu şu an kadro dışı. Bilmem kısa vadede kadro dışı olabilir. Devre arasına kadar oynamazsa büyük bir problem tabii. Beşiktaş onu alacak ama nasıl maç ritmi kazandıracak da takımı monte edecek. O dezavantajını olur. Ama herhalde Roma'da bir yerde geri evet. adım atar. Yine kötü başladı Roma. Henüz galibiyeti yok ligde. İhtiyacı da böyle durumlarda oyuncu. Genelde bazı aflar çıkar. Aynen. Bazı taktiksel değişiklikler olur. Beşiktaş da peki bu oyuncuyu nerede kullanacak? İstiyor güzel. Potansiyelli benim de beğendiğim bir oyuncu ama son dönemde kanat beki oynamış bir oyuncu. Ferdi gibi, Osay gibi beke mi evirecek? Yani Masuaku yerine. Ya, çok inandırıcı bir haber gelmedi bana Mert. Gelmedi mi? Yok gelmedi. Hani ben de saf olarak şey yapıyorum, bakıyorum. Şimdi kanada da düşünebilir. Kanatta da Beşiktaş'ın bir eksikliğinden sen de bahsediyorsun. Gerçi golcü kanat diyorsun. Zaleski golcü kanat değil. Zaten kanadını aldı Beşiktaş. Kanatta oynatacağı adamı aldı. Mario. Kanatta oynatacağı adam aynı zamanda merkezde de oynayabiliyor. Hı hı. Ne farkı var Zaleski'den? İşte yani, ya da... João Mario kiralık. Ama zorunlu şeyi var değil mi? Zannedersem zorunlu onun da. Maddesi mi var? Maddesi galiba. Olabilir, öyle denmişti. 2 yıllık bir anlaşmayla geldiği söylenmişti. Ben biraz Masuaku yerine herhalde düşünüyorlar dedim. Yani Masuaku bayağı iyi oynuyor. Sakatlanana evet. kadar iyi oynayacak herhalde gene. Ama Masuaku gayet iyi. Yani Masuaku'nun yerine Beşiktaş adam bakabilir mi? Tabii ki bakabilir. Yani Beşiktaş'ın sol beki, sağ beki pek beğenilmeyen bekler ama ikisi de sezona çok iyi başladı. Svensson'un zaten istikrarla alakalı bir problemi yok. Masuaku eğer gidebilirse bu sezon, tabi şimdi bir de Avrupa maçları gelecek, yedeği de yok, nasıl olacak bilmiyorum. Var ama yok. Yani işte Emirhan'ı oynatabilir. Emre'yi oynatabilir. Hayır, Emirhan doğru, ben Emirhan da oynayabilir. Ama Emirhan da yani o oynadığı maçta da söyledi, yani çok uzun süredir sol bek oynamıyordum dedi. Hani Emirhan'ı sol bekte denemek de Emirhan için de pek aslında iyi değil. Ben beğenmiştim performansını ama Trabzonspor maçında yine dikkat etmişsindir. Beşiktaş topla çıkarken nasıl çıktı? Hep Masuaku üzerinden çıktı. Yani merkezden gene çıkamadı Beşiktaş. Evet. Baskı da vardı biraz. Baskı vardı. Sıkışan topu Masuaku'ya attı. Yani Masuaku öyle Beşiktaş'ın nasıl söyleyeyim yani o tarz bir oyuncuyu Beşiktaş'ın bulması çok kolay değil. Daha istikrarlı, daha düz oyuncular bulabilirsin tabii. Ama Masuaku sağ içinde olduğu zaman bir kere geriden topu seni çıkarmanda çok büyük bir şey. Kuvvet. İkincisi de tek başına zaman zaman kanat gibi de oynuyor. Ama işte bu sakatlıkları düşününce bazen yöneticilik de hani işler iyi giderken de böyle radikal kararlar alabilmekten geçiyor. Hani alsa Masuaku böyle iyi performans göstermesine rağmen devre arası gönderirse ben çok eleştirmem Beşiktaş yönetimini. Mantıklı da bulabilirim. Çünkü bakalım yani Masuaku'ya işte en büyük problem güvenemem istikrar konusunda. Onu da devresine kadar takip edeceğiz. Son haberim de imza sırası Viking'de başlığı yine Sabah gazetesinde Mehmet Özcan imzalı bir haber. Barış Alper'e zam yapan yönetim Nelson'la da masaya oturacak. Yıllık 1.1 milyon euroluk ücret 2 milyon euroya çıkacak denmiş. Oyuncu aslında satılabilecek de bir oyuncu. Yıllık ücretini %100 oranında neredeyse arttırmak satış kısmında da Galatasaray'ı biraz zorlayabilir. İlk aklıma o geldi bu haberi görünce. Yoksa tabii ki takımın geri kalanına bakınca Nelson'da zammı hak ediyor. O konuda hiçbir itirazım yok ama işte satarken de daha da seni zorluyor bu tarz maaşlar. Zammı da herhalde takım ortalamasına doğru çekmeye çalışıyorlar. Çok yükseltti çünkü Galatasaray takım ortalaması. Evet, takım ortalaması çok yüksek olunca bazı böyle kontratlar tabii oyuncuları rahatsız ediyor. Fakat İşte burada da çok emin değilim. Yani mesela 1.1 alan oyuncuyu zaman zaman seninle konuşuyoruz ya transferde. Biraz transfere paralel düşünürsek hani 1.1 alan oyuncunun maaşını 1.4 yapsan 1.5 yapsan o da gayet iyi oyuncu açısından. Ama orada işte temel motivasyon demek ki şeyin ortalaması. Takımın ortalaması. Davinson'a bakıyordur. Ne bileyim işte Torreira'ya, diğer Sara'ya baktığında Sara'da ne bileyim Salah'ı da çok yüksek alıyorlar Nelson'a kıyasla. O da haliyle daha yükseğini istiyor. İsteme yani olmadığında da mutsuzluk yaratıyor belki. Onu da engellemeye çalışıyor yönetim ama zor yani. Ya gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiği noktada toparlayamıyorsun bir şekilde. Türk futbolu da öyle. Seninle konuştuk ya.
fiziksel problemlerdir, yok ekonomi falan. Yani hiçbir yerden tutamıyoruz. Tutman da mümkün değil zaten. Yani birini düzeltsen diğerini düzeleceğinin de bir garantisi yok. Öyle bu şekilde, kaotik şekilde biz gittiği yere kadar sanki gideceğiz gibi duruyor. Evet, 9.51 programı bitirdik. Bugünlük sona erdi. Yarın yine aynı saatte hem Galatasaray-Gaziantep maçı gündemiyle hem de Şampiyonlar Ligi gündemiyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.